İyi geceler sevgili seyirciler. Öteki gündemde birlikteyiz. Bu gece hem saatimize de uygun olarak tüyler ürperten sohbetler ekranlarınıza gelecek. Aslında burası bir cinayet masasına dönüşecek diyebiliriz. Çünkü konumuz bu gece kurbanlar, katiller, maktuller ve bu ortamı yaratan psikoloji, insanın işte o garip ruhun, beynin ve aklın üçgenindeki insanoğlu. Bunları konuşacağız. Cinayet sohbetleri dedim, aslında üzerinden gideceğimiz kitabın da ismi bu. Mesut Demirbilek imzasını taşıyor ve Onur Akan da soruları sormuş. Çok güzel olmuş ve Mesut Bey 22 sene profesyonel yaşantısında suç araştırmaları uzmanı ve aynı zamanda emekli emniyet müdürü. Birçok cinayetle karşılaşmış ve o cinayetler arasında insan okurken nasıl olabilir dediği cinayetler de var. Kimisi gazete sayfalarına düşmüş ve herkesin üzerinde düşündüğü cinayetler de var. Ama tüm bunları yapan insan, dolayısıyla o insan denen enteresan varlığın nasıl bu psikolojiye gelebildiğini de Profesör Doktor Nevzat Tarhan'a soracağız. Bu konuda önde gelen bir isim. Ve hocamızdan da nasıl olabiliyor diyeceğiz. Gerçekten de her insanın içinde potansiyel bir katil var mıdır? Ve belki günün birinde biz de bu pozisyonlara düşebiliriz. Allah korusun diyelim. Hep bunları soracağız hocamıza da. Belki sizin de yöneltmek istediğiniz sorular olabilir. Dolayısıyla bu gece konumuz bu. Mevzuya geçeceğim ama her seferinde unutuyorum ve ayıp ediyorum. Buradan birkaç teşekkür ve selam göndermek istiyorum müsaadenizle. Fatma Kalaycı, Almanya'daki izleyicilerimizin adına ona selamı göndereyim. O da lütfen oradakilere dağıtsın. Amerika'dan Talat Ulutaş, Amerika'daki Türkler bir araya geliyorlarmış ve ortak öteki gündem geceleri düzenliyorlarmış. Saat farkı dolayısıyla. Amerika'dakilere de selamlar. Hollanda, başka nerelerden vardı arkadaşlar? Hep geliyor mailler, tweetler. Herkese buradan selam ve Gelişim Üniversitesi'ndeki bir hocamız öğrencilerin öteki gündemi seyretmeyi ödev vermiş diyelim ya da öğrencilerine tavsiye etmiş. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Vaktinizden çaldım, özür dilerim, mevzuya geçelim. Şimdi kitabın başında cesetler yalnızca kendileriyle konuşmasını bilene fısıldar diyorsunuz ve siz cesetleri konuşturuyorsunuz. Bir cinayet üzerinden gidelim. Birçok cinayet var burada ve kitap sıralaması arzu ederseniz yapalım. Şimdi kesik baş cinayetiyle başlayalım. Avcılar sahilinde başınıza gelen bir mevzu. Nasıl bu işler haber alınıyor? Size nasıl telsizle mi geldi bunun haberi? Nereye intikal ettiniz? Şunu ne olur bize anlatın. Aslında ilk söylediniz ya, cesetler kendisiyle konuşmasını bilene fısıldıyor. Şimdi onu söylerken aslında amacım neydi? Çünkü yani ruhani anlamda cesetle konuşmaktan bahsetmiyorum tabii ki. Orada gerçekten bir ceseti bir olay yerinde gördüğünüz zaman bir o resmin bütünü içerisinde o resmi okuyabilmekten bahsediyorum. Çünkü aslında olay yerindeki başta ceset olmak üzere iz ve deliller size o kadar çok şey fısıldarlar ki eğer siz onu okumasını biliyorsanız, onu duymasını biliyorsanız, onu anlıyorsanız size aslında birçok şey söyler. Zaten oradan yola çıkarsınız, olayı çözersiniz. Kitapta da ilk etapta aslında onunla başlıyoruz. Tabii çok dikkat çekici bir örnekti. O benim mesleğimin, daha doğrusu Cinayet Bürosu'ndaki, İstanbul Cinayet Bürosu'ndaki ilk yıllarımda, ikinci yılım falan da tahmin ediyorum. Her gün sırayla işte bir cinayet masası ekibi nöbetçi kalır. O gün İstanbul'da ilk cinayete onlar gider. O sabah saati de işte bismillah deyip işimize çıktık arkadaşlarımızla beraber, ekibimizde. İşte 87-88'li yılların zamanlarından bahsediyorum. Sabahleyin çayımızı içiyoruz, kahvaltı etmeye falan çalışıyoruz. O sırada bir haber, bir telsiz anonsu. İşte Avcılar sahilinde bir tane erkek eli, muhtemelen erkek olduğundan tahmin edilen bir düzgün kesilmiş bir el bulunmuş. Tabii bu bir anda bütün kahvaltımızı yarıda bıraktık. Dedik ki sabah sabah faili meçhul bir cinayet. Çünkü böyle parçalanmış cesetlerin ortaya çıkarılması gerçekten çok zor hadiseler. Daha işe yeni başlıyorsunuz o gün ve bir şeyle uyanıyorsunuz. Bir anlamda yeni bir cinayet haberiyle faili meçhul olma ihtimali üzerinden. Basıp gittik, hemen Saray Bonu civarındaydık. Oraya gittiğimizde gerçekten orada bir el duruyor. Düzgün kesildiği anlaşılan bir el. Ama ciddi bir sıkıntı, kime ait olduğunu bilmemiz gerekiyor. Nasıl bulacağız? Yani vücudunun %98'i yok daha henüz. Tek bir şansımız var.
Belki o elin üzerindeki parmak izlerini eğer bulabilirsek, kime ait olduğunu bulabilirsek, kimliğini tespit edeceğiz, ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Fakat o yıllarda daha manuel polisliğin olduğu, bu tabiri özellikle kullanmak istiyorum. Şimdi günümüzde o yıllarda ne işte bilgisayar yok, hiçbir şey yok. Her şeyin manuel olarak yapıldığı, araştırmaların, incelemelerin de manuel olarak yapıldığı bir dönemde oradaki eli diğer işte parmak izi uzmanları falan da geldiler. Bunun parmak izlerini işte bir yöntemle aldılar. Çok enteresan yöntemler vardır işte. Çünkü denizde kaldığı için bir müddet o sabunlaşmış vaziyettedir ve o izler tam olarak çıkmaz. Onu çıkartabilmek için değişik yöntemler vardı. Bunlardan bir tanesi de oradaki o elin üzerindeki deriyi sıyırmak, daha sonra kendi parmağına geçirmek ve sonrasında mürekkeple normal bildiğiniz parmak izi almak. Çünkü başka şansınız yok. Çünkü iyice buruşmuş vaziyette o yıllarda kullanılan yöntemlerden birisiydi bu. Neyse alındı parmak izleri. Biz heyecanla şey bekliyoruz. Çünkü bütün sahil arandı, her taraf arandı. Başka herhangi bulduğumuz bir ceset parçası yok. Bedenin geri kalanı yok. Yok, sadece hiçbir şey yok. Kesilmiş bir el. Hiçbir şey yok. Öğleden sonraki saatlerde tahmin ediyorum. İşte akşamüstüne doğru falandı. Haber verdiler, dediler ki bingo, tamam bulduk. Nasıl sevindik? Çünkü kim olduğunu öğrendik. Oradaki parmak izleri, parmak izi birimi tarafından o arşivlerde bakmışlar ki bundan 4-5 ay, olaydan 4-5 ay kadar öncesinde bıçakla yaralama suçundan şahsın gelişi var. Bir erkek, kişiye ait. İyi, çok sevindi. Kim? İşte adı Ahmet, Mehmet, her neyse. Nerede oturuyor? İşte Şirinevler civarında falan bir yerde oturuyor. Hemen ekiplerimle beraber atladım, gittik oraya. Kapıyı çaldık. Çünkü buradaki en büyük anahtar ne? O kişinin kimliğini tespit etmek. Yani bir cinayet olayında eğer cesedin kimliğini bilmiyorsanız onu çözmek için çok önemli bir çaba sarf etmek zorundasınız. Özellikle o kimliği belirleyeceksiniz ki kimliği belirledikten sonra olayın yarısını zaten çözmüş oluyorsunuz bir anlamda. Kimliği belirlemiştik, çok güzel. Eve gittik, kapıyı çaldık. İşte ikinci katta bunu bir yerdeydi, bir apartman katı. Bir kadın çıktı, böyle böyle falan kişiyi tanıyor musun? Evet kocam. Nerede kocanız? İşte polis olduğumuzu falan söyledik. İşte bir hafta öncesinde yurt dışına gidi, tır şoförü kendisi. Peki. Evde baktık ki çocukları falan var, kızları var. Daha yetişkin kız ve çocuklar, genç. Ondan sonra onları arkadaşlarımız ayrı yerlerde sordular. Nerede babanız? İşte birisi dedi ki dün gitti. Ötekisi dedi ki iki gün önce gitti. Evde bir takım şeyler var. İşte bir şüphe noktası var. Hemen şüphelenmeye başlıyorsunuz. Ama evde çok dikkatimizi çeken bir konu olmuştu. O da neydi? Evin her tarafı dağınıktı. Yani akşamda demek ki bir aile meclis toplanmış sanki. Bulaşıklar var, her tarafı yer. Ama tek bir yer var, inanılmaz temiz ve düzenli. O da banyo. Banyo tamamen tertemiz, pırıl pırıl ama evin her tarafı mutfak olmak üzere tamamen dağınık vaziyette. Şimdi bu siz kafanızda bir yere yazıyorsunuz. Belki o anda sizin ihtiyacınızı karşılamıyor bu kadar belki ama onu bir tarafa yazıyorsunuz. Bu banyo aldık. Neden bu kadar temiz? Evet, henüz daha bilgileri falan vermedik tabii. Kadın meraklı sorular soruyor, annesi falan filan. Bunun üzerine arabayı aldık, yavaş yavaş dedik ki polis birimine götüreceğiz, orada size söyleyeceğiz. Peki. Bir kadın özellikle benim arabamı almıştım. Diğer arkadaşlarımız da, diğer ekipler de diğer arkadaşları aldılar. Ve yol boyunca kadının hareketlerini... Birbirleriyle iletişimleri olmasın diye ayrı götürüyorsunuz. Çok önemli çünkü birbirlerine. Çünkü orada da çözülmemiş bir konu var daha. Ve bunun üzerine yola çıktık. Yolda giderken daha işte daha Haliç'e falan varmamıştık ki. Orada kadının artık o hal ve hareketleri, kendisindeki o suçluk duygusu ve benzeri hal ve hareketleri hiçbir şey konuşmuyoruz. Çünkü bir şey söylemiyoruz. Yavaş yavaş sürekli olarak bize sorular sormuş. İşte kocam nerede, çocuklarım niye orada gibi sorular. Onun arkasındaki olayları yavaş yavaş bize yaklaşmaya başladı bunları sorarak. Ama biz de bunun üzerine artık o zarflarımızı, işte meşhur polis zarfları vardır konuşmalar sırasında. Sorgunun yeri önemli değildir. Araba olabilir, yol üstü olabilir ya da işte polis merkezinde o soruşturmayı da yapabilirsin. Orada tam zamanıydı. Ve işte artık çocuklarından artık bütün bilgilerini aldığımız şeklinde bir takım polis zarflarıyla bunları söylemeye başladık. Ve oğlunun her şeyin itiraf ettiğini, bu konuyla ilgili olarak bütün bunları falan söyleyince kadın hemen dökülmeye başladı. İnanın daha Haliç Köprüsü'nü geçmeden kadın her şeyi anlattı. Ya dedi abi, ben söyleyeyim çocuklarıma aman dokunmayın etmeyin, onların günahı yok, aslında benim yüzümden oldu falan. Ya ne oldu anlat falan derken kadın başladı anlatmaya. Bize her gün dövüyordu, işte aile içi şiddet uyguluyordu falan. En son geldiğinde de iki gün öncesinde
geldi yine beni dövdü etti. Çocuklarla beraber işte beni ayırırken o sırada bıçakladım kendisini falan gibi bir konu. Peki nerede kocan? Vallahi biz onu kestik. E nasıl kestiniz? Hep beraber. Ne yaptınız? İşte parçaladık, onu İstanbul'un çeşitli yerlerine attık. E peki o zaman nasıl bulacağız? Vallahi abi dedi, ben dedi hani gidip göstereyim size. Benim attığım parçaları yerini biliyorum ama diğer çocuklara da sorarsanız onlar da yerini söylerler. Bunun üzerine arkadaşları hemen yoldan çevirdik. Onlara da aynı zarflamayı da kendi çocuklarına yapmışlardı zaten bir anlamda. Onlar velhasıl işin çözmek aslında bizim için 2 saatlik bir konuydu. Hı hı. Enteresan konu bundan sonra başlıyordu. Olayı çözdük. Anlatıyorlar, itiraf ediyorlar zaten. Peki adamı nereden bulacağız, cesedi nereden bulacağız? Hani eli bulmuştuk. Neyse çocukların attığı yerlerden de işte bacağını bulduk, işte gövdesini bulduk, bilmem neyi bulduk ama bir şeyi bulamıyoruz, kafasını bulamıyoruz. Kafası nerede? İşte avcıların biraz daha ilerisinde Çekmece'nin oralarda bir şey var, bir gölet gibi bir yer var, yağmur sularının olduğu falan yer. Akşam saat bu arada 10 olmuş, 10, 11 olmuş. Benim cinayetim ve o cinayeti çözüp sabaha kadar çıkartmam lazım. Nöbetçiyim bir anda adamın bütününü bulmam lazım o saate kadar. En büyük delil. Peki kadın dedi ki ben buraya attım. Şimdi bakıyorsunuz böyle hani dizinize kadar falan bir duvar. Bir göletin olduğu yeri düşünün. Beraber işte o zaman işte Renault 12 bir eski arabalar vardır. Polis araçları, sivil araçlar. Onu böyle bir tepede oraya çıktık ve onun farlarını direkt göle doğru verdik. Ve bir arkadaşlarla paşalarımızı sıyırdık. Girdik şeyin içerisinde, gölün içerisinde el yordamıyla bir kesik başarıyoruz. Şimdi bir müddet yani 3-5 dakika falan geçti. Arıyoruz. Herkes bir yerde bulmaya çalışıyor 2-3 arkadaş. Sonunda elime şöyle bir basketbol topu gibi bir şey geldi. Yani çünkü hareket eden bir taş değil. Hareket eden taş geldi ve o anda onu çıkartmış olmakla beraber bir anda o işte arabanın farları ve ile beraber karşı karşıya bir kesik başta karşı karşıya kalıyorsunuz ve üzerinden çamur ve sular damlamış vaziyette. Ama o anki durumu şöyle özetlemem lazım size. Öyle bir şey ki bir şeyi bulmanın sevincini yaşıyorsunuz. Aslında çok böyle derin bir psikolojisi falan var insana o kesik başın. Onu yaşamıyorsunuz. İşte o anda... Şurada güzel yazmışsınız. Onu şöyle demişsiniz. Hava karanlık, suyun ortasındayım. Paçalarım sıvalı. Elimde bir kesik kafa. Şimdi arıyor suyun içinde böyle. Elimde bir kesik kafa. Evet. Saçlarından tutmuşum. Ve o geldi elimize. Çamur ve balçık o yüzden evet. Süzülüyor ve arabadan kesik bir ışık geliyor. Acayip evet. Bir manzara. Yani korku fakat filmi diyor ki, sayın komiserim, diyor ki, fakat sahip olduğum duygu mutluluktu. Çünkü cinayetin en önemli delilini bulmuştuk. Yani midem kaldırsa sevinçten adamın kesik kafasını öpebilirdim. Yani abartı gibi gelmese size, abartı gibi gelmesin. Şimdi biliyorum yani bu şekilde resmettiğiniz takdirde gerçekten iğrenç bir şey gibi görüyor değil mi? Yani böyle bir konu yapamaz insan ama o anda siz her şeyi ortaya çıkartmış olmanın mutluluğunu yaşıyorsunuz. En önemli delili buldunuz adamın işte kesik kafasını buluyorsunuz. Fakat her şey macera bu kadarla bitmiyor. Bulduk tamam çok güzel. Şimdi akşam gece saat 10 olmuş 11 olmuş. Ne yapacaksınız o kesik başı? Eve mi alıp götüreceksiniz? Adli tıbba götüreceksiniz. Adli tıbba götüreceksiniz ama adli tıp 5'ten sonra kapanıyor. Hiçbir hastaneler kesinlikle almaz. Hani ölmüş birisinin şeyini kesinlikle almazlar o saatten sonra. O yıllarda zaten mümkünatı yoktu böyle bir şeyin. Şimdi kaldı elimizde kesik baş. Ne yapacağız? Yarın sabaha kadar o kesik başta vakit geçirmek zorundayım. Kimseye teslim edemem. Bana zimmetli bir şey gibi işte yani bir konu gibi. Ve bunun üzerine... Yola çıktık, arabamızda bir poşete koyduk, beraber gidiyoruz. Kastane işi arabada mı? Efendim? Eş. Eşi arabada. O da çok sevindi. Yani attığı yerden bize doğru söylediği bulduğu için falan filan sevindi. Daha sonrasında biz eşini başka bir arabaya verdik, onu gönderdik. Kesikbaş'la beraber biz de Gayrettepe'deki cinayet bürosuna geldik. Geldiğimizde tabii şimdi Kesikbaş'la cinayet bürosuna her zaman gelinmiyor. Yani böyle bir hani çok katil getirirsin ama o cinayet bürosuna böyle kesilmiş bir kafa ya da vücudu getirme durumu pek olmaz. Ne yaptınız? Poşete mi koydunuz poşete kafayı? Poşete koyduk yani elimizde işte o anda ve sabaha kadar tutacağız. Daha sonra gideceğiz adli tıbba teslim edeceğiz kendisini. Yani kafayı. Bunun üzerine getirdik. Şimdiki girişte bir tane genç bir polis arkadaş var. İşte gece saat olmuş biri falan. Komiserim ne hayırdır ne oldu bize yemek getirdin falan filan gibi bir şekilde o anda bir gösterken şimdi
Hani bunlar şakalara biliyorum hani şaka gibi falan gelecek ama şimdi o mesleğin içerisinde oluşuyor bu konu. Tabii yani ki. O anda zaten hani tamam evet şeyin sevincini yaşıyorsunuz. Müdürünüzü aramışsınız demişsiniz ki evet kes kafayı da bulduk bütün faili, bütün adam tas tamam her şeyi bütün ceset bitti. Diğerleri çünkü gündüz bulunduğu için onlar adli taba gönderilmişti zaten. Bir de kesik kafa eksikti onu bulmuştuk. Sonrasında akabinde içeri ve çocuk aslında silahını falan filan atacaktı. Bir anda korktu tabii ki. O akşam yanımda beraber kesik kafayla aynı odada kaldım. Yanımda durdu. Ben de birkaç saat uyudum ki sabahleyin hani gideyim tekrar şey teslim edeyim falan diye. Sabah saat 7-7.30 sıraları falan. Hani 8-9 gibi uyanırım, 8'de uyanırım giderim. O sırada baktım ki oturdum yani masanın üzerine yatmış uyuyordum. İşte vakit geçmesini bekliyorum. O sırada şeyimin bir anda sandalyemin oynadığını falan hissettim. Bir anda uyanınca o sırada bir arkadaşın yandan gelip o torbayı almak istediğini görünce bir anda eline kavradım. Ne oluyor falan deyince ya komiserim bir baktım ki şey bizim temizlikçi her sabah odacı arkadaşlarımız yani. Onu çöp zannetmiş. Ay kafayı atacak yani, deliyle. Atacak gidecek en büyük daha gitmişim orada şeylerde bulmuşum. Az kalsın arkadaşımız alacak onu çöp diye atacak. Yani çocuğun kabahati yok onu. Nereden bilsin bir tane kesik başının o çöpün içerisinde olduğunu. Bir anda o da şok oldu benim tepkim üzerine. Dedim biliyor musun bunun içinde ne var? Çöp değil mi komiserim dedi. Dedim bir aç bak bakalım. Bir açınca bir anda çocuk bir şey oldu. Çünkü tabii ne eline attığını görmüş olması lazım. O görüntü silinmeyecek onun gözünün önünde. Silinmemiştir eminim halen de. Ama orada neyse bir sağ salim çöpe atmadan da kurtarmış olduk şeyi kesik kafayı. Aldık sabahleyin zaten 9 oldu. Ondan sonra gittik adli tıpa teslim ettik. Şimdi bütün hikaye aslında buradaki cinayet çözümü bu kadar vahşet gibi gözüküyor değil mi? Şimdi inanılmaz parçalamışlar aile tamamen parçalamış etmiş. Bütün bu olayı çözmemiz aslında kimliği belirledikten sonra 2 saat 3 saat içerisindeydi. Ya çok büyük bir başarı yani mesleki olarak çok büyük bir başarı. Fakat burada benim tuhaf bulduğum, burada tabii Nevzat Tarhan hocamıza yönelteceğim. Şimdi bir kadın... Kocası ona şiddet uyguluyorsa tamam eyvallah meşru müdafaa da olabilir veya artık o da böyle tabii. Bir delirdi falan. Evet. Fakat kadın çocuklarıyla birlikte ki hatta bir tane de evli kızı var galiba tabii, o kız tabii. Da geliyor. Evli koca kadın. Ona parçalama sırasında beraber. Parçalama esnasında yani kadın kocasını 3 çocuk da babalarını parçalıyor. Yani buralara nasıl insan gelebiliyor? Ben bunu anlatırken benim de kesik kol hikayem var bir tane. Sizin de. Evet, öyle anlatayım. Enteresan şimdi şeyde Cerrahpaşa Tıp 2. sınıfta kadavra anatomide kadavra çalışıyoruz. Tabii her hafta vücudun bir bölümünü çalışıyoruz. En sonunda kol çalışılıyor. Ondan sonra kadavra kalkıyor ortadan. Kol geldi. Koldaki bütün kasların hepsinin kemiklerin ismini öğrenmek lazım. Ben yetiştiremedim onu. Giderken torbaya koydum. Yurda götürdüm. Kesik sabah kolu. Erkenden kalktım kesik kolu. Suç itirafı. Üzerinize hani emanet olan bir konu en de sonunda. Şimdi yani çalışıp yani şey eksiklerimi öğrenip şey yapayım diye. Ama o zaman genç de 18 yaşında falan 18-19 yaşındayım. Sonra sabah erkenden kalktım çalışıyorum. Odaya bir müstahdem şey için geldi. Kol, masada kolu görünce kesik elindekilerini bıraktı kaçtı. Ben o zaman yaptığım işin yanlış olduğunu fark ettim. Hmm. O zaman neyse bitirdim tekrar ya bunu dedim ne yapayım şimdi bu işe yaramaz. Oraya gitse çöpe atılacak. Şimdi burada bunu şeye versek burada çöpe atsak yanlış anlaşılır. Aldım tekrar götürdüm şeye koymuştum böyle. Çöpe atılır mı hocam artık o? Ya işte, yani o anda tabii insan aklından şeyler yani düşünemiyorsun. Yani o şeyin burada Mesut Bey'in nasıl işe odaklanması tabii. Oluyor. İnsan onu orada bir organ gibi görmüyor. Hı-hı. Sadece tabii, yaptığı işi görüyorsunuz. Delil olarak görüyorsunuz çünkü o değil. Yani delil benim yani. Için bir insani vücut bulmuş bir noktası bu, yok o anda. Yani bu tarz, bu bakış şey, bir, ilginç bir bakış. Aynı şekilde şimdi burada o... Ölen kişinin çocukları, eşi ve çocukları öldükten sonra onu artık baba olarak görmüyorlar. Siz nasıl onu bir organ olarak çok doğru. Görüyorsunuz? Biz mesela ben o uzvu bir ders materyali olarak görmüşsem onlar da artık onu bizi
başımızı dertten kurtaracak bir sorun olarak görüyorlar. Evet. Bir önce ben bu sorundan kurtulmak kurtuluyum olarak görüyor. Artık noktasında. O da baba olarak değil, nesne olarak görüyorlar. Ya da belki annesini kurtarmanın bir yolu olarak görüyor ki hani ben bu noktadan sonra annemin daha kurtarmak, rahat bir hayat yani sürmesi için yapmalıyım. Anneyi kurtarmak ben. Yani çeşitli orada o şeyi örtbas etmek için yani tek motivasyon oluyor böyle durumda. Kuş bakışık bakamıyor insan. Böyle bir şey. Ya o suçlunun da sanki hocam bu psikolojisiyle beraber, çünkü bir suçlu bir suç işledikten sonrasında öyle bir psikolojiye giriyor ki işte hemen onu saklama, yok etme, örtme ki hiç kimse bunu anlamasın bir önce. Hani o ana kadar belki bir anlık bir öfkeyle de yapabilir insan. Çok tasarlamamış, suçu tasarlamamış olabiliyor ama suçu işlediği andan itibaren o sınırı geçtikten sonrasında onu yok etme, onu saklama, onu işte ondan kurtulma ile ilgili çok önemli çabalar gösterebiliyor. Zaten bizim en çok bu karşılaştığımız özel kesik baş cinayetleri ya da vücudun parçalanması ile ilgili cinayetlerin birçoğunda aslında hep konuştuğumuzda aynı şey. Bir anlık olan bir cinayet olayı, belki de kazar olan bir konu ama sonrasındaki olay işte parçalama, etme ve benzeri yok etme konuları tamamen ondan kurtulma, ondan işte gidip ya da herhangi bir yere gömme ile gibi. Siz sonuç olarak gördüğünüzde ha adam onu kesmiş, parçalamış. Direkt algı böyle oluşuyor. Yani olayın sonucundan algıladığın zaman son derece kötü bir olay. Bir de acaba şöyle mi? Hani olayın şokuyla diyelim kadın öldürdü zaten burada öl diyelim değil. Evet. Yani kadın kocasını öldürüyor. Ondan sonra bir transa mı geçiyorsunuz? Hani ne yapmam lazım, ne yapmam lazım? Artık rasyonel düşünce mi yok oluyor? O anda ben bundan kurtulmalıyım. Evet. Başka algı körlü oluyor o anda. Başka bir şey göremiyor kişi. Yani o bir konuya odaklanıyor. Yani bu şuna benzer. Böyle kediler serçeyi gördüğünde dördüncü katta onu atlamak için, yakalamak için öyle bir hedefe kilitlenir ki artık beyinleri tehlikeye kapatırlar. Dördüncü kattan havada kuşu yakalar ama kendisi dört kat aşağı düşer. Bu derece, mesela aşık olan kişilerde de vardır bu. Aşkın gözü kördür diye boşuna dememişler. Göremiyor kimse. Başka bir şey göremiyor kişiler. Burada bir, yani bir duygusal odaklanma olduğunda, hatta bu testlerde de kullanılır. Yani bir kimse bir şeye odaklandığı zaman onun etrafındaki ayrıntıları görüp görememesine göre odaklanma gücü belirlenir. Çevredeki ayrıntıları göremiyorsa çok dikkati arttı diye. Yani beyindeki P300 dalgaları var. Onun ölçümünü yaparken yani etraftaki ayrıntıları görüp görmeme. Yani insan bir kişiye çok yüksek bir motivasyona odaklandığında bir olaya onun dışındaki ayrıntılara algısını kapatıyor. Seçici bir algılama ortaya çıkıyor. Müsaadenizle bir reklama gideyim mi? Ondan sonra hiç durmadan devam edeceğiz. Birazdan buradayız. Evet devam ediyoruz sevgili seyirciler. Bu arada Kartal tarihi yazdı diye son dakika gelişmesi ekranlarda. Tebrik ediyoruz. 4-0 hakikaten önemli bir başarı. Tebrik ederim. Deplasmanda olması açısından.
Neyse, üzerine fazla konuşmak istemiyorum. Milli bir başarı olarak elbette hepimiz üstleneceğiz. Gururla alkışlıyoruz ve şimdi hayatın gerçeklerine dönüyoruz. Biz bu gece katilleri konuşuyoruz, kurbanları konuşuyoruz, cinayetleri konuşuyoruz. Reklam arasının öncesinde şöyle bir hikayeden bahsettik. Gerçek yaşanmış bir öykü. Mesut Demirbilek bizlere anlattı. Emekli polis amiri, senelerce de cinayet masasının başında olan kişi. Bir kadın, kocası kendisine şiddet uyguluyormuş ama gerçi sonradan kadının da bir sevgilisi olduğu ve evet, muhtemeldir ki belki kocadan kurtulmak için bunu yapıyordu. Onu da bilemiyoruz, niyetini bilemeyiz farklı ama motivasyonlar olabilir. Farklı motivasyonları olabilir. Öldürüyor adamı, bıçaklıyor. Ondan sonra çocuklarıyla birlikte banyoda kesiyorlar ki insan kesmek de öyle kolay kolay eti hani parçalanabilecek bir durum da değil. Her neyse ve onun üzerine Profesör Doktor Nevzat Tarhan dedi ki öyle bir durumdur ki bu böyle tamamen bir meseleye odaklandığınız zaman burada cinayette olduğu gibi bunun devamında hiçbir şey düşünemezsiniz ve nasıl oluyor dedim bir kadın çocuklarıyla birlikte o eşini diğerleri babasını öldürüyor ve kesiyor. Dolayısıyla böyle odaklandığınız zaman başka hiçbir şey düşünemez hale gelirsiniz ve böyle ilerlersiniz dedi. O sırada Mesut Demirbilek bize bir başka cinayetten bahsedecekti. Çok enteresan ve tüyler ürpertici. Enteresan, yani tüyler evet sonuç açısından tüyler ürpertici. Yine böyle faili meşhur falan bir cinayetten bahsetmiyorum ama görüntü ve bütün o mizansen noktasına baktığınızda aynı az önce hocamızın bahsetmiş olduğu konuyla bir ilişkisi olduğunu düşündüğüm için bunu anlatmak istiyorum. Yine bir ihbar sonucunda bir iş anında, Anadolu yakasında bir iş anında akşam saat 10 sıralarında bir sesler geldi söyleniyor. Neyse polis arkadaşlar oraya gittiğinde iki etapta giriyorlar. Kapıyı kırıp içeriye girdiklerinde bir yazıhane aslında normal bir ofis. Bakıyorlar ki içeride birazcık karışık marışık etrafta bir sandalyede devrilmiş. Bir odalara bakıyorlar. O sırada banyo var. Banyoyu açtıklarında korkunç bir sahne. Birisi almış bir şahıs, genç bir şahıs, önünde bir ceset var, küvetin içerisinde ve cesedi kesiyor. O sırada içeriye geçen, giren polis arkadaşlar da şok oluyorlar, ilk karakoldan gelen arkadaşlar. Ve baktıklarında göz göze geliyorlar ve tekrar başını çeviriyor, kesme olayına devam ediyor. Yani o anda içeriye polis girmiş ya da birileri girmiş her neyse. Ama o kadar kendisini o olaya vermiş ki ya da nasıl bir ruh halindeyse ve bu olayı hemen bize bildirdiler. Biz de atladık gittiğimizde tabii hemen kendisini çıkartmışlar, etmişler. Olayda şöyle enteresan bir konu var. Evet bir kısmını zaten kesmiş daha sonra gitmiş orada bir dere var dereye atmış. Kalan kısmını da oturmuş onunla beraber küvetin içerisinde onunla beraber kesiyor. Kendisi de kanlar içerisinde. Yani sanki bir de o, artık öldürmüşsün yani. Yani evet öldürmüşsün ama şeyini alamamış vaziyette ve o, arkasından biz kendisini daha sonrası o şokundan çıktıktan sonra sorguladığımızda anlattığı konu işte kendisi askerdeymiş o sırada dönmüş askerden. Aynı yerde çalışan nişanlısı var. O da kendisi yakın arkadaşı aslında. Öldürdüğü kişi, kestiği kişi kendisi yakın arkadaşı. Askerdeyken nişanlısına işte taciz etti ya da ona bir takım bazı laflar söylediği için asker dönüşü kendisi o anda kavga ediyor. Kavga etme sırasında o kadar kinleniyor ve öfkeleniyor ki kavga sırasında aslında sopayla falan vuruyor, öldürüyor. Yani darp ederek aslında öldürüyor kendini ama o hıncını alamıyor. O haliyle götürüyor küvete ve küvette kendisini parçalıyor. Bu hani gördüğümüz örneklerin dışında oradaki en şaşırtıcı nokta karşı karşıya kalmasına rağmen olayını yapmaya devam ediyor. Yani polisler elinden bunu alana kadar. Ve kitapta demiş ki Mesut Bey o karşılaştıkları katil de küvetin içinde yani resmen bir kan banyosu gibi ölmüş, hızını alamamış, gözlerden sabit bir öfke evet, fışkırıyor ve diyormuş ki adam kesmek, sadece kesmek istiyorum. Aynen. Şimdi bu, hocam bu nedir? Normal 20-21 yaşlarında değil mi? Evet, 22 yaşlarında falan öyle bir şey. Asker de yeni gelmiş. Şimdi bu evet, biraz da böyle Türk erkeğinde vardır askerlik sendromu gibi mi desem? Siz ona ne isim ben vereceksiniz? Bir asker öyle bir birlik kişi olarak Erzincan'da görevliyken yaşadığım bir olgu vardı. Şimdi birlik kişi geldi, çocuk komutanını öldürmüş, astsubay öldürmüş. Öyle geliyor asker. Fakat çocukta bir durgunluk şeyi var. Yani bu suç işleyecek bir çocuk
kişilikte değil. Yani böyle suça becerikli, yalan söyleyen, yani geçmişine baktığımız zaman kendi halinde görevini yapan, askerliğini sürdüren birisi birdenbire komutanını öldürüyor. Bunun üzerine bu mahkeme bir tuhaflık hissediyor. Bilirkişi olarak hastaneye biz götürdü, yatırdık. Şimdi bir konuşmuyor doğru dürüst. Ben bir narko analiz diye bir yöntem var. Damardan iğne yapılıp böyle uykuyla uyanıklık arasında, yani bir narko hipnoz gibi bir durum, yani ilaçlı hipnoz gibi. Onunla onu bir konuşturdum bu arada. Çocuk hiçbir şey konuşmuyordu. Çocuk o hipnoz, narko hipnozla, yani pentotalle böyle uyku uyanıklığı, alkol anestezide kullanılan bir maddeydi o zamanlar. Şimdi daha gelişmişler çıktı onun. O arada çocuk birdenbire şeyden bahsetti. O bana sarkıntılık yaptı dedi. Elinde şey varmış o zaman, G3 tüfeği, onunla öldürüyor şeyi. Ve bunu bundan dolayı ona yaptığını da söylemiyor mahkemede hiçbir şekilde. Yani sarkıntılık yaptı, davanın yönü değişti birdenbire. Davanın yönü değişti ve o daha sonra mahkemede bu sefer ben bilirkişiyken tanık gibi de çağrılmak durumunda kaldım yani o olaydan sonra. Şimdi bu yani insan yani onu suç işlemeyecek birisi yani. O geçmişine baktığınız zaman çocuk hanım evladı bir çocuk. Ama böyle bir olay ve onu söylemekte utanıyor çocuk. Böyle bir şeyi. Belki geçmişinde bir tacize uğradı bu çocuk. Yani geçmişte zaten çok doğru o. Yani geçmişinde cinsel travma olanlar olaylara orantısız tepki veriyorlar. Cinsellikle yani ilgili konular. Seri katillerde de çok sık rastlanan konulardan birisidir. Türkiye'deki seri katillerin de geçmiş konularına baksanız ya da dünyadakilerin de bu tarz olayları yani seri katillerin %93'ünde travma vardır. Yapılan bir araştırma var. Seri katillerde. Özellikle çocukluk dönemlerindeki travmaları. Aile içi şiddet %80, anne baba ilişki bozukluğu %93, %75'inde alkol var anne babadan birisinin. %24'ünde psikiyatrik geçmiş var. Seri katiller için önemli. Yani bu çocukluk çağı travmaları çok önemli suçta. Yani çocukluk dönemi, çocukluk çağı travmalarında 5 türlü travma türü var araştırdığımız mesela. Birisi fiziksel şiddet. Hep bu anlaşılıyor. Yani dövülüyor işte. Devamlı elinde kemerle dövüyor, odaya hapsediyor, fiziksel şiddet uyguluyor. Bu şiddet o kadar önemli olmuyor çoğu zaman. Onun dışında başka bir duygusal şiddet var. Yani çocuğu yok sayma, adam yerine koymama. Yani kendisine soruşturduğunuz zaman çocukluğu mutsuz geçti diyor. Bakıyorsun, sevilmediğimi hissediyordum diyor. Yani ihtiyacı olduğum zaman bana bakım verecek kimse yoktu diyor. Çocuklukta böyle duygusal ihmaller yaşamış. Duygusal şiddet yaşamış. Bu kişiler suça yatkın oluyorlar. Zaten şiddet suçlarına. Şiddet suçlarına yatkın oluyorlar. Daha yatkın oluyorlar. Ve bunu bu kişiler yani şiddeti sorun çözme yöntemi olarak benimsiyorlar. Kendilerinin ifade yöntemi olarak seçiyorlar. Hatta bazı durumlarda da kendini gerçekleştirme yöntemi olarak seçiyorlar. Bazıları da kendisini ego tatmini yöntemi olarak. Geçenlerde Amerika'da 3 senede 39 kişiyi öldürmüş bir katil yakalandı. Ve gayet soğukkanlı motosikletle yakalanıyor. Nasıl, niye öldürdün dediği zaman öldürürken müthiş zevk alıyordum diyor. Öfkem öyle gidiyordu diyor. Öfkesinin öyle yatıştığını ve ilginçtir. Öfke esnasında beyin endorfin salgılıyor. Bu morfin benzeri bir madde salgılıyor. Öfke baldan tatlıdır. Evet, onun morfin benzeri madde salgılıyor. Ben öyle bir geçmişte bir hasta biliyorum. Kendi kolunu kesmişti. Ondan sonra ekmek batırıp yiyordu onu. Ne hiç diyorsunuz? Ağrı duymamıştı. Evet ya, aynı bu şey. Kendi kolunu kesmişti, kendi kolunu ekmek batırıp yiyordu. Yani bu işte şey, ama hastaydı tabii. Tabii. Yani ama onu acı hissetmiyor onu keserken. Yani bu kendini kesen şeyler vardır, antisosyaller vardır böyle. Kolları harita gibidir, geri kesik kesik. Özellikle onlar bir şeye öfkelendiği zaman ya birisini öldürecek ya kendini kesecek. Öldürmek daha tehlikeli, kendini kesiyor. Bu acı duymadığı gibi müthiş bir rahatlık hissediyor. Çünkü morfin almış gibi oluyor. Beyin içi morfin salgılıyor o anda. Endorfin salgılıyor, rahatlıyor. Yani kendini kesmeleri niye kesiyor diyorsun ya, saçma, insan kendini böyle harita gibi vücudunu yapmış. Aslında kendini öldürmek istemiyor aslında. Öldürmek istemiyor. Kendisini veya başkasını da öldürmek istemiyor. Yani biliyor bunu ama o anda öfkeyi ifade yöntemi bilmiyor başka bir şey. Kan
bir kan görerek ancak rahatlayacağını hissediyor. Bunu çocukluğundan beri öğrenmiş. Yani kan görerek, kendini yaralayarak rahatlıyor. O rahatlamada biyolojik boyutu da var. Endorfin, yani iç morfin salgılaması. Ve bu aslında bağımlılık yapıyor kişide. Çünkü sürekli morfin salgıladığı zaman eroin, kokain almaktansa kendini kesiyor, rahatlıyor. Bir eroin çekmiş gibi hissediyor kendisini o anda, rahatlıyor. Ve bu, görürsünüz, hep böyle göğüsleri harita gibi paramparça kesilmiştir. Ve bunu hiç acı hissetmeden yaparlar. İşte camla keserler, bir şeyle keserler. Yani bu kişilerin o anda başka bir kilitleniyorlar o hedefe. O anda başka bir şey algılamıyorlar. Şöyle bir şey var hocam. Bu rasyonelleştirme var. Özellikle seri katillerde de, mesela Türkiye'deki örnekleri de vardır. Çok rahat bir 12-13 tane seri katil olayını Türkiye'de sayabiliriz, geçmiş dönemde olan. Mesela bunlardan bir tanesi, az önce sizin vermiş olduğunuz örneğe de benzeyen mobilyacı seri katili var. Mobilyacıları öldürüyordu. Çünkü kendisi, gerçi 3. mobilyacı da yakalandı. Arkasından çıkan hikayede 11 yaşında kendisi iki arkadaşıyla beraber bir mobilyacının yanında, marangozun yanında çırak olarak çalışırken mobilyacı tarafından, ustası tarafından tecavüz ediliyor her ikisi beraber. Daha sonra öteki arkadaşı biraz daha yetişkinliğe doğru olan sürelerde, hani ergenlikten sonrasında intihar ediyor. Bu olayı yıllarca üzerine taşıyor, dayanamıyor ve intihar ediyor. Ve bu kişi, İstanbul'da oldu bu hadise, nişanlanıyor, evlenecek artık, hayatını kuracak. Ve mobilyacılara dolaşıyorlar. Hani alacak evli için ya da evi için alacaklar şeyi. O yıllar içerisinde biriktirmiş olduğu konusunda diyor ki, ben onun öncesinde 11 yaşında ben bu acıyı tattım ve 11 tane mobilyacı öldürmeden işte evlenmeyeceğim. Böyle bir kendisine bir kuram geliştiriyor. Ve her nişanlısıyla beraber gitmiş olduğu, işte hani oraya gidiyor, bakıyor o gün. Ertesi gün gidiyor, bodrum katında adamın kafasına sıkıyor. Üçüncü mobilyacı da tespit edildi. Çünkü birinci mobilyacı da bu arada bir şey senaryosu da yaratıyor. Hani silahla vuruyor ama işte gasp senaryosu falan da yaratıyor kendi kafasına göre. Oradaki bir cep telefonunu almış. Onu başka bir yere sattığı için zaten bize ortaya çıkarıldı bu konu. Ama kendisine ne konuştuğumuzda, evet 11 tane şeyi öldürecektim. Çünkü bizi 11 yaşında kirletmişti. O işte Oğuz ustamız zamanı çocukken. Ve benim arkadaşım da o yüzden intihar etmişti. Karşında bunu almadan normal hayatıma dönemeyecektim hiçbir zaman. O rasyonelleştirmesi bir anlamda arkadaşının öcünü alacaktı ve kendine son derece haklı görüyordu böyle bir olayı anlattığında. Bu da ne acayip. Seri, tabii insanoğlu. Halbuki o insan hiçbir olayla hiçbir ilgisi yok. Yani sadece insan, mobilyacı olduğunuz için ve tabii, o an tabii. O nişanlı çiftin evet. Karşısında bambaşka çıktınız ve mobilya satmak tabii. Durumunda i̇şte olduğunuz onu, için öldürülüyorsunuz. Maalesef. Bu yani ceza adaleti kavramını insanoğlu çocukluktan itibaren öğrenmesi gerekiyor. Yani tıpkı para yönetimini öğrenir gibi, yani adalet duygusunu çocuklara öğretmek adalet gerekiyor. Adalet ve vicdan. Tabii empati. O duyguyu çocuklara öğretmediğiniz zaman, yani bir noktada yani onun hakkı benim hakkım, empati evet. Tarzında. Yani onun ihtiyacı benim ihtiyacım, onun duyguları benim duygularım diye. Bu otistiklerde empati yoktur. Hatta dikkat ederseniz bir yaşındaki çocuklar bir arada otururken birisi ağladığı zaman diğerler de ağlamaya başlar. Yani onun acısıyla benim acımın diye ayrımını yapamaz. Onun canı acıyınca kendi canı acıyor zanneder, başlar ağlamaya. Çünkü onun acısı benim acısım algılamasını yapmamıştır. Duygulara erdi demiyor. Duygusal okuryazarlık gelişmemiştir. Yani bu o bir yaşındaki çocukta, otistiklerde de bu olmuyor. Yani duygusal okuryazarlık yok. Yani kendisine acı veren kişi annesi ya da onun hakkı hukuku var gibi düşünemiyor. O anda acı veren kişiye benzeyen bir kişiyi aynı suçlu kategorisine sokabiliyor kişi. Yani bu çok ilkel bir düşünce, hastalıklı bir düşünce ama çocuklukta burada duygusal farkındalık öğrenen çocuklar böyle bir krizle yaklaştığı zaman yani onun empatik algılamayı yapabiliyor. Empatik algılama. Şimdi benim en çok etkilendiğim kitaptaki hikayelerden bir tanesi, ki siz de en çok etkilendiniz, daha doğrusu en fazla şaşırtan cinayet olayı olarak gösterdiğiniz bir meselede, ben onun da tahlilini yapmanızı çok rica edeceğim. Çünkü Kurban Bayramı'nda kurban olarak annesini kesiyor. Şimdi öyle garip bir diyalog ki,
Siz hikayeyi anlatın, ben sadece şurasını okumak istiyorum. Şimdi diyor ki, kendini öyle inandırmıştı ki her şey çok normal gibi anlatıyordu. Hocam bakın diyaloğa lütfen. Etleri ne yaptın? Annesini kesiyor ya kurban bayramı. Etleri ne yaptın? Komşulara dağıttım diyor katil. Neden komşulara dağıttın? E adettir, komşulara verilir ya diyor kurban bayramında. Peki sen yedin mi? Cevabı bakın. Hayır, annemi neden yiyeyim? İnsan annesini yer mi diyor. Peki öyleyse neden komşulara dağıttın? Ama o kurban eti komşulara dağıtılır ya. E anneni kestiğinin sen farkında mısın? İnsan annesini keser mi? Ama kötü bir şey yapmadım ki, ben onu kurban ettim diyor. Evet. Şu cinayeti bir anlatır mısınız? O cinayet de tabii kendisi şizofrendi. 40 yaşlarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yaşlı annesiyle beraber yaşıyordu ve uzun yıllardan bu yana şizofren tedavisi görüyor ve annesinin zaten bakımı altında. Uzun yıllar hastanede de kalmış. Daha sonrasında annesine teslim edilmiş. Annesine, ama sonradan tabii öğreniyoruz bunu. Bir anlamda bunun ortaya çıkması işte komşuların haber vermesi üzerine çıktı. Çünkü bir anda kadın ortadan yok oluyor. Biliyorlar ki kadın işte, bir de eskiden insanlar, komşular birbirlerini çok daha iyi tanırdı. Ben 80'li yılların sonlarından, 90'lı yılların başlarından falan bahsediyorum. İstanbul'da da olsa insanlar birbirini tanıyor, işte kaybolduğu zaman hemen merak ediyorlar. Birkaç defa bakıyorlar ki işte bilmem ne teyze ortada yok. Evdeki çocuğu da hani biraz problemli olduğu falan biliniyor. Bunun üzerine o bayram sonrasında bakıyorlar 3 gün 5 gün yok. Bunun üzerine polise haber veriyorlar. Polis de tekrar geliyor. O zaman bize haber verdiler. Polis içeri girdiğini, araştırma yaptığında adam evde duruyor zaten. Kaç günden beri dışarı çıkmamış. Ve gidip baktıklarında annesinin etlerinin bir kısmı halen buzdolabında duruyordu. Belirli bir kısmı hala duruyordu. Dolabında saklıyor. Sonrasında hani biz olaya dahil olduğumuzda nerededir? Tabii çok anlamlı şeyler söylemiyor ilk etapta bakıyorsunuz. Yani ilk etapta size mantıklı şeyler de söylüyor bu arada. İşte burada beraber yaşıyordum, annem yok oldu, gitti, kayboldu. Daha sonra gösteriyorsunuz annesi, orada sen mi kestin? Evet kestim ve o dediğiniz diyalog gerçekleşti daha sonrasında anlattığımızda. Baktığımız olay evet gerçekten bir kısmını orada, hala orada, üçte biri belki de. Bir kısmı kemik kısımlarını ne yaptın? Kemikleri zaten işte hani kurban bayramıydı. Dışarı her zaman herkes kalan kemikleri işte çöpe müpe atar ya. O yıllarda da öyleydi. O zaman onları da ben o şekilde attım. Diğerlerini ne yaptım? İşte komşulara dağıtılır. Bu adettir zaten. Kurban ettik ve kurban ettim annemi, dağıttım şeklinde. Bu şekilde beyanları olmuştu. Yine çözülmesi açısından çok sıkıntılı bir cinayet olayı değildi ama sonuç olarak ya da hakikaten hepimizi çok şaşırtan bir konuydu. Çok da hassas bir konu. Niye biliyor musunuz? Çünkü yani insan etinin oradaki insanlara kurban eti olarak dağıtılması falan son derece çok etkileyici. Söyleyemedik tabii ki. Hiç kimseye söyleyemedik. Yani şimdi doğal olarak burada da kitapta da bu mahremiyet konularına çok dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü bunlar geçmişimizde yıllarda oldu. Bugün de olabilir. Belki de olmuştur. Ama buradaki insanları tekrar o şekilde huzursuz etmemek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ne yer ne de kişi olarak. Ama böyle bir olay oldu mu? Evet oldu. Fakat bu olayı hiçbir zaman insanlara söylemek, işte şu gibi, hatta şu mahalledeki, şu sokakta demek doğru olarak görmüyorum. Bu şizofreni hastalığı, kitapta aslında birkaç cinayette daha katilin şizofren olduğunu okuyoruz. İnsan nasıl grip oluyorsa, nasıl kanser oluyorsa şizofren de olabilir. Tabii ki. Yani insana dair tabii bir şey. Nasıl bu kadar uç noktalara gidebiliyorlar? Buradaki şizofreni tabii beyin hastalığı. Beyin hastalığı. Yani şizofreni de beynin bir bölgesiyle normalde bağlantı kurarak çalışır. Yani üç gerçeklik var. Bir madde gerçeklik, fiziksel dünyada yaşadığımız. Bir hayal gerçekliği, bir de rüya gerçekliği. Bir insan rüyadan kalktığı zaman bir alacakaranlık dönemi vardı. Burası neresi benden? Bir şaşkınlık olur. Mesela o bir anda gerçekle hayali karıştırabilir. Bu şizofrenlerde sürekli hayal kuruyorlar. Mesela üzüldüğüm zaman yağmur yağıyor, neşeli olduğum zaman güneş açıyor gibi kendisiyle bağlantı kuruyor. Hayalle gerçeklik arasında. Bu bağlantılar esnasında şizofren bir kimse mesela sevdiği bir kimsenin içerisine
şeytan girdi diyor. Hmm. O şeytanı çıkarmam lazım diyor. Kesiyor. Aslında iyilik ve yapıyor aslında kendince. Aslında tamamen o şizofren tabii, kimse gerçeklik testi yapamıyor burada. Fakat şunu da unutmamak lazım burada, parantez içinde söylemek istedim. Şizofrenlerin, tedavi edilen şizofrenler diğer insanlara göre suç işleme oranı hatta daha düşük. Tedavi edilmezlerse bu durum, evet, ortaya çıkıyor. Tedavi ilaç yöntemi. Tabii. İlaçlar çok işe yarıyor. Yani daha önceleri böyle şizofrenler büyük depo hastanelerde kalırdı. Şimdi bu son yıllarda çıkan ilaçlar nedeniyle depo hastanelere çok ihtiyaç olmuyor. Yani o ayda bir yapılan iğneler vesaire şizofrenler daha sosyal hale geldi. Rehabilitasyonlar daha kolaylaştı. Ve bu genellikle tedavisiz kalıyor. Ve şizofreni de öyle bir hastalık ki tabii yarası içinde gözükmüyor. Yani biz beyin görüntülemelerle şimdi artık ölçebilir olduk. Şizofreninde, alkolizmde, diğer birçok depresyonda, beyinde. Hatta şizofreniye şimdi şizofren değil, beynin koneksiyon hastalığı deniyor. Hmm. Beynin bir bölge arasında koneksiyon kuramamasının hastalığı. Yani bu kişi bu nedenle cezai ehliyeti yok onun. Cezai sorumluluğu yok. Yani o bu hastalık, evet, etkisiyle bunu yaptıysa, evet, ama o kanıtlanırsa bilinç ve eylem serbestisi olmadığı için kanıtlandığında bu kişi, hı-hı, cezaevine yerine hastaneye gidiyor. Orada evet, işte belli bir iyileşinceye kadar belli bir süre, en az bir seneden aşağı olmamak üzere gibi mahkeme kararı. Orada tedavi ve koruma altına alınıyor. Yani şizofrenlerin böyle gerçeklik dışı şey, ama şizofrenlerin tabii yani bunu yapmadan önce muhakkak bununla ilgili belirtiler veriyorlar. Mesela şizofrenler kendilerine çok zarar verirler. Çok en vahşi cinayetleri şizofrenler yapmıştı. Ya da kendilerine yönelik intiharları. Mesela kaynar suyun altına açıyor, orada intihar ediyor. Bu acıyı ben hak ettim diyor, çekmem lazım diyor. Ateşte kendini yaka yaka İnsan ölüyor. Kaynar suda ölebilir mi? Yani çeşmeden akan. Çeşmede o şekilde son derecesi yüksek. Onun için psikiyatri hastanelerinde 40 derecenin üzerine termostatlıdır şeyler. Yani 70-80. Ama şöyle bir tarafları da yok mu hocam? Mesela şeyde olmuştu, yine Anadolu yakasında bir yerde bir kız, aslında tıp fakültesi öğrencisi kendisi. 3. 4. sınıfta mı neydi? Yine işte annesi ve kız kardeşiyle, küçük de bir kız kardeşi var ilkokula giden, onunla beraber yaşıyorlar. Babaları ayrılmış herhalde uzun süreden beri. O da uzun birkaç yıldan beri şizofren tedavisi görüyor. Aynı zamanda öğrenci, normal tıp fakültesine devam ediyor. Her neyse, annesini öldürüyor. Öldürdükten sonra da evdeki bir av tüfeği var. İşte babasından kalmış bir av tüfeği var. Annesini öldürüyor. Öldürdükten sonra da, ama kardeşi falan bilmiyor. Okuldayken yapmış herhalde. Niye öldürüyor? İşte kendi habire tartışırlarmış, ilaçlarını içmek istemezmiş, karşı çıkarmış annesine falan, bu hikayeler var. Öldürdükten sonrasında 3. katta oturuyorlar, bir apartmanın 3. katında. Misafir odaları var. Misafir odasının ortasına annesine mezar yapıyor. O günü öldürüyor. Gidiyor aşağıdan şeyler alıyor. Bir işte çimento alıyor, bir paket. O çimentoyu yukarıya taşıyor. Daha sonrasında annesine işte oturmuş şeyin misafir odasının koltuklarını çekmiş, tam ortaya bir tane kendisi annesine mezar yapıyor. Şimdi bu olay ortaya çıktığında aslında annesine yapmış olduğu mezar, işte aradan bir hafta falan geçiyor. Kız kardeşine de işte annem memlekete gitti falan diyor. Kapıyı da kilitliyor, hiç kimseyi içeri almıyor. Ve i̇şte günlük hayatlarına devam ediyorlar. Hayatlarına devam ediyorlar. Şimdi olayın patlaması nasıl, ortaya çıkması nasıl? Tabii normal betonla kapladığı, hiç beton derken aslında çimentoyla sıvamış oluyor. Bilmiyor ki çimentonun işte yok kumla da karılması gerektiğini falan. Bildiğimiz suyla ve çimento yapıyor. O çimento üzerine annesinin sıvıyor ve ona mezar yaptığını düşünüyor. Şimdi bir müddet sonrasında tabii vücuttaki değişimler olmaya başlıyor. Bakteriler işte vücutta o gazları üretmeye falan başlıyorlar ve şeyi patlatıyor. Mezarı patlatıyor. Mezarın patlamasıyla beraber o birikmiş olan bütün o gazlar apartmana öyle bir yayılıyor ki hocam, apartmanda korkunç bir koku dalgası oluşuyor. Neyse, bunun üzerine polis gittiğinde bu sahneyi gördüklerinde neyse cinayet bürosu olarak bize haber verdiler. Tabii inanılmaz bir manzara, düşünebiliyor musunuz? Bir misafir odanızda bir mezar yapılmış ve patlamış bir mezar. Yani kendi kendini patlatmış o çatlak ve duramıyorsunuz içeride zaten, kokudan durma şansınız yok. Her neyse, olayı biz orada bir şekilde o mezardan o şeyleri ayıklayarak bir annesini çıkarttık, o cesedi çıkarttık. Şimdi kızı gittik okulda normal derste. Dersten kızı alındı, getirildi.
kızın anlatmış oldukları gitgelleri var o sırada. İşte sorgu sırasında annen nerede, şey nerede falan diye sorduğumuzda. Daha sonrasında kıza ne zaman yaklaştığımızda aslında bir anda doğru şeyler söylüyor. Daha sonra biraz naif tarafa geçiyor. Ama annemin ona mezar yapmak zorundaydı. O bizimle beraber olmak zorundaydı. Ya da ona ben mezar yaptım zaten. Öldürdüm, evet öldürdüm. Sonrasını hatırlamıyor, tekrar geliyor. Şimdi bu olaylara baktığımızda ama her zaman annesinin o mezarı konusunda büyük bir saygı duyuyor. Çünkü annemi hiçbir yere götüremem. O ona ben mezarını yaptım, evimde o da bizimle beraber yaşayacak. İyi şimdi, bir şey yaptın zannediyor. Öncesinde vurup öldürüyor. Evet, av tüfeğiyle vurmuş, öldürmüş. Ama yaptığı olayda da böyle bir naiflik katıyor ya da işte bir sahiplenme noktası da katıyor. Evet, her şey ortaya çıktı zaten. Bütün delillendirmeleri falan yaptık. Sonrasında bildiğim kadarıyla tutuklandıktan sonrasında işte şizofren konusundan dolayı daha önce bir acaba verildi. Psikiyatrik tedavisi var. İki yıldan yani, beri var, varmış. Tamam. İşte ilacı almıyor diye anneyle hani tartışıyorlar. En büyük kavgaları oymuş. Daha sonra biz kız kardeşini öğrendik. Her gün kavga ederlermiş. İşte ilaçlarını aldırtmıyor. Annesi onu sürekli olarak tabii ki ilaçlarını almasını istiyor. Çünkü bu da çok önemli bildiğim kadarıyla. O ailelerin özellikle iyi takip etmeleri gerekiyor bu ilaç. Ve nasıl tezatlar dünyası? Bu kızcağız tıp fakültesi öğrencisi ve başarılıymış dersinde. Evet, evet, çok başarılı bir kız. Bu tam şizofreni değildi. Değil mi? Betonu özlem. Evet, yani betondan yaptığı için böyle bir lakap olarak yani kaldı. Bu, hastalık şeyi buradan aslında çıkarılacak sonuçlar var. Yani ilaçlarını kullanmanın çok değişik yöntemleri var. İlaçları kullandırtmanın. Yani birçok anne, yani bunun arkasında bakarsanız anneye hem sevgi hem öfke vardır bunun arkasında. O öfkeyi hem bir taraftan ona karşı suçluluk hissediyor, bir taraftan da sevgi hissediyor. İki duygu bir arada, yani ambivalans dediğimiz şizofrenlerde iki tane zıt duyguyu aynı anda yaşıyor aynı kişi. Anda. Hem seviyor evet, hem nefret ediyor. Yani iki ateşle barut nasıl bir arada olmaz? Bu kişilerde iki zıt duygu aynı anda bir kişiye yaşıyorlar. Bu şizofreninin belirtisi burada. Yanlış anlaşılmak istemem. O yüzden kelimeleri böyle doğru seçmeye çalışıyorum. Elbette her hastalığın tedavi yoluna gidilmeli ve herkes de toplum içinde yaşamalı. Evet. Ama mesela şunu biliyoruz, AIDS hastası kan veremez, değil evet, mi? Tabii. Böyle bir rahatsızlığı olduğunu bildiğimiz veya tahmin ettiğimiz bazı davranışlarından, konuşmalarından tahmin ettiğimiz kişilere yönelik olarak mesela bizim nasıl bir tutumumuz ya da kendimizle ilgili olarak dikkat etmemiz gereken hususlar var mı? Tabii burada yani şimdi gelişmiş ülkelerde böyle vakaların dosyası oluyor. Yani hasta ailesinin dışında o dosya bizdeki aile hekimi gibi şimdi kurulan ve yani oturtmaya çalışılan sistem gibi bu kişilerin tedaviye tam gelip gelmedikleri, ilacı alıp almadıkları bir dosya haline tutuluyor. Bir aksama varsa, ilacı almadıysa anne yani özellikle de böyle bilinçli bir anne yoksa yanında, anne baba büyük yoksa ve hemşire eve gidip ilaç veriyor, takipler yapılıyor ve bu şekilde bir sistemle yapılıyor. Burada bizim genelde geleneksel yapımızda sosyal dayanaklar daha gelişmişti. Komşular vardı, geniş evet, aile vardı. Yani bir anne yapamıyorsa da amca, hala, dayı, teyze bir şekilde kapatıyordu. Şimdi bu çekirdek aile sistemi dağıldı. Sosyal destekler dağıldı. Gelişmiş ülkelerde yapılan sosyal hizmet desteği gerekiyor. Türkiye'de şu anda en büyük ihtiyaç zaten sosyal hizmet kurumu bu konuda yeterli değil. Yani bir dünyadaki örneklerle ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor. Eğer sosyal hizmet kurumu iyi işlese bu cinayetlerin çoğu önlenir. Bu tarz hastalıkların böyle felaketleşmesi önlenir. Mesela şiddet diyoruz. Kadına yönelik şiddet diyoruz. Yasalar çıktığı halde yine kadınlar öldürülüyor şiddet. Sığınma evleri iş görmüyor. Yani bütün bunlar burada koruyucu sosyal hizmet çalışmasının yeterli olmamasıyla ilgili. Kitaptan okuduğum kadarıyla herkes potansiyel katil. Yani kader ağlarını örerse, işte o motivasyon oluşursa. Şöyle yani doğru şartların yani yeterli şartların ve motivasyonun oluşması durumunda herkesin birini öldürebileceğini düşünürüm. Yani o potansiyel var hepimizde. Yani bu işin doğasından da kaynaklanıyor. Ya şimdi şöyle bir şey düşünelim. Çocuğunuz var ve birisi sizin çocuğunuzu öldürmeye çalışıyor.
Siz çocuğunuzu korumak için o kişiyi öldürebilirsiniz. Öldürürsünüz. Çünkü doğru. O içgüdüyle annelik ya da babalık içgüdüsü ya da bir insanı koruma içgüdüsüne. Ha, adına şey dersiniz, nefsi müdafaa dersiniz ya da kendinizi korumak adına da birisini öldürebilirsiniz. Ya da doğru ya da yanlış olabilir. Fakat sonuçtan baktığımızda sonuçta bir cinayet işliyor musunuz? Hmm. İşliyorsunuz. Bir insanı öldürdünüz, öldürdünüz. O açıdan hani o kadar farklı sosyal kesimlerden ya da ekonomik kesimlerden ya da eğitimli ya da eğitimsiz birçok kesimden insanların cinayet işlediklerini bugüne kadar defalarca şahit olduk. O yüzden motivasyon ve şartların oluşması durumunda herkesin cinayet işleyebileceğini düşünüyorum. Bazı insanlar vardır, bunu işlemez, mümkün değil, nasıl işledi dersiniz. Evet. Yani genellikle böyle cinayet işleyen kişilerin böyle davranışlar denetimsiz olan suç davranışı. Yani suçlu profili çıkarıldığında, yani bu kimse bu cinayet işlediği zaman bunun suç profili, suç davranışının profili nasıldır diye çıkarıldığında iki tane önemli şey çıkıyor. Bir, ya aşırı kontrolsüz, denetimsiz davranış olan kişiler, yani aniden tepkisel olarak cinayet işliyorlar. Yani dürtüsel, genellikle aceleci, sabırsız, öfke kontrolü yapamayan kişiler. Bazı kişiler de gayet sakin, her şey. Öfkelerini biriktiriyorlar, aşırı kontrollü kişiler, aşırı denetimli kişiler. Hmm. Bir noktaya geldiğinde artık yani biriktirilmiş öfke birden patlıyor. Aşırı tepki vererek, bu sefer sözel olarak kendilerini ifade edemedikleri için şiddete yöneliyor. Kazayla öldürmeler çok fazla çıkıyor. Çok öldürme fazla niyeti oluyor, olmadan. Tabii. O küçük bir hikaye olduğu için ben hızlıca geçeceğim. Sonra size o eczacı kalfası Can'ı soracağım. Can, belki sizin söylediğiniz ikinci örneğe yakın bir vaka. Hı-hı. Çünkü son derece mülayim, böyle bebek evet. suratlı bir çocuk ve Mesut Bey'le de çok enteresan bir bağlantıları oluyor. Onu anlatırsınız. İlk söylediğiniz mesela birdenbire hani öfke kontrolü olmayan insanı örnekte kitapta anlatmışlar. Adam böyle arkadaşlarla, eski arkadaşlarla hahahi otururlarken içki içiyorlar. Hadi kafalar güzel. Arkadaşları buna demişler ki sen rakatsına ne kadar benziyorsun. Şimdi rakatsın eşcinsel olduğunu biliyoruz artık. Vay sen beni nasıl eşcinsel adama benzetirsin deyip tak tak ikisini öldürmüş. 40 yıllık arkadaşlar. 40 yıllık arkadaşlar. Yani içki masası 40 yıllık arkadaşlar. Ben bak benzer bir şey. Hepsi hali vakti yerinde insanlar. Son derece sayılı bazı fabrikatör falan filan. Masada otururken yani bir meyhanede. Yani gül gibi hayatları varmış bunların. Onun İkisi işte, bir anda kafası alkol var. Sıkıyor. Zaten cezaevine baksanız %60 civarında şeydir. Alkol madde etkisiyle işlenmiştir bu tarz cinayetlerine, öfke kontrolsüzlüğüyle ilgili özellikle. Ben adli tıp gözlemi ihtisasta 3 yıl çalışmıştım orada. Yani yaşadığım bir vaka var. Şimdi bu hasta mı değil mi diye müşahedeyi aldık. Yani muayenede gözlemi ihtisas o zaman 6 haftaydı, şimdi 3 haftaya düştü. Yani orada gözlemleyerek hasta olup olmadığını tanımak gerekiyor. Şimdi halim selim, mülayim birisi. Hı. Fakat komşunun 5 ve 6 yaşında iki tane çocuğunu kesiyor, öldürüyor. Komşunun iki çocuğu yokken eve giriyor, evlerindeki buzdolabının üzerinde bıçağı alıyor, ikisini kesiyor. Yani biz neden kesti diye yani hiçbir delil bulamıyorlar. Yani gerekçe bulamıyorlar. Hiçbir suçu yok daha önce. Sebep hiçbir neymiş? Hiçbir psikiyatrik hastalık tedavisi de yok. Araştırdık, epeyce inceledikten sonra o çocuğun, çocukların babası onun annesine zamanında sarkıntılık yapmış. O da içinde onu biriktirmiş, gitmiş ondan sonra çocuklarla bir anda evde hocam? Eve gidiyor, yokken çocukları öldürüyor. Ay. Ve bunu anlatırken hiç suçluluk hissetmiyordu. Yaptım ama sor bakalım niye yaptım. Yani bu sırf bu i̇şte böyle bir durum. Rasyonelleştirme noktasını ondan anlatmak evet. için. Çünkü yani, rasyonelleştirme olmadan suçu yapamazsınız, suç işleyemezsiniz. Tabii. Her olayda suçun en önemli konularından birisidir. Muhakkak içinizde onu rasyonelleştirirsiniz. Yani suç, o şizofrenik ben kişilerin doğru yaptım diye, işlediği suçlar da absürttür böyle, saçmadır. Sebep sonuç ilişkisini kuramazsınız. Nedensellik bağı yoktur böyle psikoz şizofrenlerde. Yani gözlem ihtisas adli tıpta değerlendirirken yani akıl yürütme yöntemlerine uygun olmadığını görürsünüz. Bu hastalığın etkisiyle bunu işledi dersiniz. Yani ama her şizofrenin her yaptığı davranış ceza ehliyetini etkilemez. Hı.
Can'ı anlatır mısınız? Can tabii çok enteresan bir vakaydı. Çünkü olay yine Anadolu yakasında çalıştığım dönemlerde olan bir konu. Gece nöbetçi eczacı Hilal Sayınbaş ve nöbetçiyken işte sabaha kadar hani yalnız başına kalıyor. Orada gelen insanlara ilaç falan veriyor. O akşam nöbetçi eczacı. Saat 2.30-3 sıralarında işte ilaç almak için gelen birileri bakıyor ki kapı falan filan da açık vaziyette. İçerideki ışıklar da kapatılmış. İçeriye girdiklerinde yerde yatar vaziyette görüyorlar. Yani öldürmüş vaziyette görüyorlar. Sahne şu, yüzüstü yatmış vaziyette sol tarafında bir bıçak girmiş direkt boynundan ve sonuna kadar bıçağın kını dahi artık içine kadar girme durumda. O kadar kuvvetli bir vuruş var. Neyse bize haber verildi. Gittik olay yeri incelemesini yaptık ve cinayet soruşturmaya falan başladığımızda. Tabii gece vakti saat 2'de 3'te çok fazla bilgi alamıyorsunuz ama oradaki bir takım ayrıntılar sizin için çok önemli. İşte ışıklar kapalı, ışıkların kapandığı yer arkadan çok özel bir düğme ile falan kapatılıyor, ışıklar açılabiliyor. Arkada küçük bir bölüm var, herkesin bilmediği etmediği bir yer. Tam oraya giderken falan yapılmış. Herhangi bir şey de alınmamış, kasada normal şeyler var, işte paralar falan olduğu şekilde duruyor. Sadece kasanın olduğu yerde sanki daha yeni işlem yapılmış bir şey var, reçete var. Üzerinde ilaçlar falan yazılı ve bir tane de fiş, işte o ilaçların karşılığına fiş falan var. Şimdi bütün sahnemiz bunlar. Tabii ilk etapta niye başlıyorsunuz araştırmaya? Acaba bir gasp olayı mı oldu? O saatte gelen işte bir madde bağımlısı geldi. Bu tarz konular maalesef oluyor. Madde bağımlısı geldi, onu ikna etti ya da zorla içeri girdi de kendisinden işte yeşil reçeteli hapı zorla almak istedi falan gibi. Bir sürü senaryolar vardır. Eczacı cinayetlerinde zaman zaman karşılaştığımız konular vardır. Bunun üzerine ilk etapta durduk ama baktık ki olayın gelişimi şekli değişmeye başladı. Sonrasında ilk her zaman yaptığımız gibi olay yerinde görmüş olduğunuz bütün bilgilere göre, cesedin size söylediklerine göre, hani onu o tabiri hep kullanmak istiyorum. Çünkü orada cesedin duruşu, bıçağın vuruluş şekli diyor ki beni bir kadın öldürmedi zaten diyor. Çünkü bir kadının orada tek bir bıçak darbesi var. Tek bir bıçak darbesi boynunu sonuna kadar sokması bir kadının genelde bir kadından beklenecek olan bir kuvvet tarzı değil. Ve doğal olarak arkasından vurulmuş, o anda çok dar bir yer ve solak birisinin vurmuş olması gerekiyor tek bir darbeyle. Solak şöyle girmiş bıçak, evet, solak birisinin vurması gerekiyor. Başka neyim var? İşte orada şeyler var hocam, bir reçeteler falan var. O reçetedeki üzerindeki ilaçlar da kalp hastası kişilerin, genellikle üfürümü olan kalp hastası kişilerin kullanmış olduğu ilaçlar. Ve alınmış. Kaç saatte? 01.30 gibi falan o saatlerde alınmış. Şimdi bakıyorsunuz ki size zaman veriyor elinizdeki şeyler. Artı ilaç var. Şimdi şablonumuzu çiziyoruz. Artı işte bir erkek olduğunu, solak olduğunu düşünüyoruz. Ve iç tarafta daha sonra giderken ışıklar kapatılmış. O sadece bilen birisinin kapatabileceği bir yer falan gibi. Size bunlar ortaya çıkıyor. Ertesi sabah yapmış olduğumuz incelemelerde bu şablonumuza uyan kimler olabilir? Yani tanıdık bir. Çünkü hiçbir zaman içeriye kimseye almamış. Tanıdık olmadıktan sonra içeriye gece nöbetçi olduğu zamanlar kesinti içeriye almamış. Dışarıdan işte demir parmakların dışından işte pardon içinden şey verilmiş insanlara ilaçlarını. Çok normal bir kendi savunma konusu. Velhasıl biz olayın sonucunda oradaki komşularından almış olduğu bilgilerle beraber kendisinin bundan 5-6 ay kadar öncesinde yanında bir tane kalfanısının çalıştığını, bu kalfanın da sını bir iki defa bu işte para çalarken falan yakaladığı şeklinde bir takım sıkıntılar oluyor ve bunu işten çıkartıyor. Tabii bizim bir anlamda bunu değerlendirmemiz lazım. Bu hakikaten kalfa acaba gelmiş olabilir mi falan diye. Ve sonunda kalfadayı aldık. Adı da Can bu kalfanın. Getirdiğimizde ilk etapta zaten dikkatimizi çeken kendisinin solak olduğuydu. İşte orada şey tutanak tutarken falan solak sol elle yazıyordu. Can'a sorduk işte Can senin bir rahatsızlığın var mı falan. Evet kalp hastası, kalbinde üfürüm var. Böyle bir konut falan var. Neden işten çıkarıldın? İşte şundan çıkarıldım, bundan çıkarıldım. Beni işten çıkardı. Biraz kızgınlığım var, konuşmuyorum falan filan. Peki neredeydin sen o akşam? İşte ben o sırada evdeydim. Herhangi bir yere çıkmadım. Bütün gece evdeydim. Peki. Kız kardeşiyle beraber kalıyor. Bir de daha küçük kardeşi var. Onlarla falan konuştuğumuzda ise anneleri memleketteymiş.
doğrudur, abimizi evde görmedik ama evdeydi en sonunda falan gibi genel cevaplar falan veriyorlar. Ama bütün şüpheleri aslında o şablon içerisinde, Can'ın içerisinde oturuyor. Ve Can bize artık yavaş yavaş şey cümleler kurmaya başlıyor, şüpheli ifadeler kurmaya başlıyor. Ve Can'la beraber konuşmaya başladık. Çünkü bir işten çıkartılmış, Can'ın özellikle Hilal'e karşı bir platonik bir aşk olduğunu yine oradaki komşularınızın ya onların yanında çalışanların ifadelerinden anlıyoruz. Daha önce çünkü Hilal birkaç defa bunu söylemiş öldürülen bayan. Hilal Eczacı, öldürülen kadın. Öldürülen kadın bunu söylemiş ve bunun üzerine de biz bütün bunları topladığımızda kendisiyle konuşmaya başladım. Şimdi tabii Can bir anlamda konuştuğumuzda aslında birçok şeyi söyleyecek ama söyleyemediği bir takım noktalar var. Çekiniyor ya da söylemiyor, söylemek istemiyor. Bir süre sonrasında konuşmalarımız bir pazar günüydü, hiç unutmuyorum. Hocam konuşmaya başladık. Bir saat, iki saat, üç saat, dört saat karşılıklı böyle sohbet ediyoruz. Çay geliyor. Biz normal şey oturma odam, şeyim, onun ofis odamızda. Ve bir süreden sonrasında artık ya sizin de artık zaten satranç oynamaya başladık. Hadi gelin satrancı devam ettirelim. Eğer satrancı siz kazanırsanız... Nezarette mi oluyor bunlar? Ya nezarette de şey, o şeyde bizim cinayet bürosunda, orada oluyor ama normal şeyde ofis kısım var, normal odada. Oturuyoruz karşılıklı olarak çayımızı içiyoruz, sohbetimizi yapıyoruz. Oturuyoruz diyor ama 14 saat oturmuşlar 14 bu arada. Toplamda 14 saat sürdü. Ben satranç oynuyordum. İkinci, üçüncü saatinde söyledi bunu. Şimdi ikinci, üçüncü saatinde şunu söylediği takdirde size artık satranç oynuyoruz. Bu satrançta beni yenerseniz her şeyi itiraf edeceğim. Zaten sen itiraf ettin artık benim için. Yani bunu söylediğin zaman itiraf ettin. Geriye sadece artık seni satrançta yenmek kalıyor belki de. Başka daha bir şey kalmıyor. Başladık konuşmaya. Bir anlamda 5. 6. saatten sonra da kendi içindeki canavar Can'dan bahsetmeye başladı. Kendisine sahip olamadığını, işte bütün o duygularını anlattı. Hilal'e karşı duyduğu, onu niye küçük düşürdüğünü, aslında hırsızlık yapmadığını, onun öyle düşündüğünü, sadece aslında ona olan duygularından dolayı onu hırsızlık suçlamasıyla dışarı çıkarttığını falan gibi bir takım konuları anlatmaya peki falan başladı. Peki o içindeki canavar Can'dan sanki bir başka kişiymiş gibi mi? Bir başka kişi gibi. Yani o canavar Can var ve ben buna engel olamıyorum. Peki, konuşmalarımızın sonuna doğru hocam, o canavar Can'ı, ancak canavar Can size bunu itiraf edecektir ya da söyleyecektir demeye başladı. Şimdi bir taraftan da destekleyici bazı bilgiler almaya başladık. Arkadaşlarımız hala olay yerinde inceleme yapıyorlar, onun evinde inceleme yapıyorlar falan. O sırada küçük kardeşinden de bilgi aldık. O gece aslında evet saat o 1.30 saat 11-12 sıralarını yanlış hatırlamıyorsam bisikletiyle beraber çıkmış evden. İşte şey oraya yakın bir bölgede bir semtte oturuyor. Oradan çıkıyor ve 2-3 saat sonrasında tekrar eve dönmüş. Yani söylemiş olduğu, bize ilk verdiği bilgilerde zaten yanlışı hemen ortaya çıkartmış olduk. Bunun da vermiş olduğu bir şeyle, destekle aslında o canavar Can'ı çıkartmaya başladık. Peki canavar Can'ı biz nasıl konuşturacağız Can? Ha, canavar Can'ı beraber konuşturacağız. O yüzden beni yenmeniz gerekiyor. Beni yenmeden canavar Can'a ulaşamazsınız. Bir anlamda oyun oynuyor. Yani bir şekilde o, ama eğer oyun oynamak istiyorsa tabii bu iş bir oyun değil aslında. Bir cinayet olayı, cinayet soruşturması. Ama 19-20 yaşlarında bir gençten bahsediyoruz. Bir anlamda ben orada hani bir çocuk oyunu da yapmıyorsunuz. Bir cinayet soruşturması, bir insan öldürülmüş, bir insan hayatını kaybetmiş ve bunları ortaya çıkartmaya çalışıyorsunuz. Peki dedim, yani ben bunu söylemek istemiyorsan bunları yazabilir misin? Yazabilirim dedi. Belki canavar Can'ı ikna ederim, yazabilirim dedi. Peki sana bırakıyoruz. Bu oda sana ait. İster canavar Can'a bunu konuştur, isterse bunları otur yaz. Peki. Ve zaten sabah saat 3-4 sıraları falan olmuş. Sabah saatlerinde de amacımız bütün tespitlerini yaptıracağız. İşte kalp rahatsızlığı var. Peki güzel. Onu tespitini yaptıracağız. Bu çift kişilik gidip geliyor. Bazen çünkü tamamen gözleri değişiyordu hocam. Yani bakışları. O Can olarak beni yenemezsin, alt edemeyeceksin konuşmalarını sürekli yapıyordu. Bazen de normal haline dönüyordu. Gayet mülayim bir çocuk haline dönüyordu. Hasta geçmişi var mı psikiyatrik hastalığı? Yok, aslında ailesi bilmiyorum ama kendisine şeyi var. İşte o kalp üfürümden dolayı sıkıntılar yaşamış, işte okuyamamış, edememiş falan filan. Hep bunları ta ben ilkokulundan itibaren konuştuk kendisinde. 14 saat. Ailesinin bütün her şeyine beraber konuştuk. Ama şu var, 14 saati benim niyetim 14 saat konuşmak değildi. O kadar çok böyle bir konuşmaya aç ki,
bunları konuşarak. Çünkü bazen can olarak konuşuyor, bazen kendi deyimiyle ben canavar can diyorum. Yoksa canavar can benim koymuş olduğum bir isim değil, kendisine ait olan bir tabirdi. Peki böyle ses tonu ve kullandığı kelimeler, hitabı değişiyor muydu? Değişiyor çünkü yüzü ve yüz ifadeleri değişiyordu. Adını da değiştiriyor muydu onu söylerken? Hayır, canavar can diyor. Canavar can diyormuş. Diyor, çocuğun kendi adı kendine. Canmış, canavar can kendi diyormuş. Yani. Hayır, kendi kişi. Can, o zaman canavar can diyor. O canavar can noktasına dediği zaman zaten, hayır bu noktada beni, çünkü siz bunu yapamayacaksınız, bunu söyletemeyeceğim. Normale dönüyordu, hayır bak o söyleyecek. Şimdi bu kişilikleri gidip geliyor ve ertesi sabah da amacımız şey zaten. Kendisini aynı zamanda Bakırköy'e de götüreceğiz. Orada da bir kendisine bir psikiyatrik kontrolden geçireceğiz. Böyle bir kişilik bozuklukluğu var mı ya da gidiş gelişleri var mı? Bunların tespitini yaptıracağız. Amacımız o. Neyse sabah saati oldu. Peki dedik, Can ne yaptın? Dedi, vallahi her şeyi yazdım, ettim. Sonra vazgeçtim dedi. Niye? Canavar Can müsaade etmedi. Pekala dedi. Sen nasıl istersen dedik. Sen bilirsin. Sabah saat 8-9 oldu. O sırada, çünkü özellikle nezarethaneye falan da koymadık. Yani şimdi kalbi var, şusubusu falan filan var. Tabii yani 14 saat boyunca ben onunla konuştum, ettim ya. Oradan. Genç bir arkadaş. Yani çünkü duygusunu anlattı, aşkını anlattı, duyduğu hissi anlattı, bütün bunları anlattı. Bir suçluluk hissetti mi onu öldürdüğü için? İşte o kendisine göre onu anlattı. Çünkü suçlu ben değilim, canavar can diyor. Yani o suçlu izole diyor. İşte evet, bu yani çoğu kişiliklerde alter kişilik vardır. Alternatif bir kişilik. Yani rahatlıkla aynı anda yani bilgisayarda mod değiştirir gibi değiştirip o kişiliğe geçiyor. Yani beynin farklı bir çünkü kendisini suçlamıyor. Çünkü canavar canı suçluyor. Canavar cana ait olan bir suç bu zaten diyor. Yani çoğu kişilik vakası olabilir. Pekala. Biz sen ne diyorsan kabul ediyoruz dedik. Ve bunu hatta sabah saati o ablası mı kardeşi miydi, çok o da yetişkin bir insandı. O geldi, onunla görüştürdük. Bak dedik, durum böyle böyle. Yani karşı konuşturduk falan. Tabii sabah saatleri falan. O sırada bütün ofisteki insanlar geldi, bürodaki arkadaşlar. Onu normal nezarethane bölümüne aldık. Çünkü çok kişi geldiği için gündüz vakti de bir hayli kalabalık oluyor. Gazeteciler var o sırada, bir sürü o gün basın açıklaması var. Başka bir suçun basın açıklaması var. Bütün polis muhabiri arkadaşlar falan da orada. Şey orada, işte ablası falan bizimle beraber yine çay içiyoruz, olayı anlatıyoruz. Olaydaki o duygusallığını, şeyini anlattık. Ama bu arada ablayla Can görüştü. Tabii görüştü, beraber zaten orada. Ve işlemleri yapılmak üzere nezarethaneye koydular. Aradan biz o sırada ablasıyla konuşuyoruz. 15-20 dakika geçti, o sırada büyük bir bağırış bir arkadaşımız, memur arkadaşımız. Çünkü alıp artık hastaneye götüreceklerdi. Şimdi cinayet bürosunda o yıllarda yani tek kişilik hücreler vardı. Çünkü işte özellikle cinayet faillerinin birbirlerine zarar vermemesi, işte 90'lı yıllar da öyleydi. Tek kişilik hücrelerde kalırlardı. İki kişi yan yana koymazsın, ayrı ayrı yerlerde durur ve hiçbir zaman hani kendisine zarar verecek ya da başkasına zarar verecek herhangi bir şeydi üzerinde tutmazsın. Üzerinde zaten Can'ın sadece şey vardı, bir keten uzun kollu bir gömleği vardı, pantolonu, bir de yanlış hatırlamıyorsam bir tişörtü vardı. Ve şeyin nezarethanenin hemen üst tarafında havalandırma bölümü var, oraya kendini asıyor. Maalesef. Ve ölüyor. Ve ölüyor. Yani o anda bağırması üzerine biz hemen koştuk. Baktık ki oraya kendini nezarethane içerisinde. Her şey yani bu 15-20 dakika içerisinde oluyor. Hemen kendisini oradan indirdim ve 15-20 dakika kadar ne kadar ne biliyorsam işte artık onu hayata tekrar geri döndürmek adına ne kadar işte acil müdahale ile ilgili ne varsa işte suni teneffüs, işte kalp masajı hiç durmadan sürekli yaptı. Bir taraftan ambulansa haber verildi, hepsi haber verildi. Bir taraftan tabii polis arkadaş, muhabir arkadaşlar orada. Bir de tam kız curcuna. Kardeşi orada, inanılmaz bir curcuna. Orada hayata tekrar tutundurmaya çalışıyoruz onu, maalesef şey yapamadık, hayatını kaybetti. Giden gitti. Çok üzüldüm. Yani çünkü orada genç bir insan bir anlamda. Aradan yaklaşık bir saat geçti hocam. Neyse, savcı geldi, şeyler geldi falan filan. O sırada bizim o odada oturan memur arkadaşlardan bir tanesi, onun o akşam beraber oturduğu odada, kaldığı odada oturan, o sırada çöp sepetine bir şey atmak istiyor. Ve çöp sepetinde bakıyor ki gün daha sabah sabah hiçbir şey atmamış. Hani temiz olması lazım çöp sepetinin.
bir sürü kağıtların yazılmış kağıtları, el yazılarının yırtılarak parçalanmış ve atılmış olduğunu görüyor çöp sepetine. Bunlara bir çıkarıyor, bakıyor. Bir anda beni çağırdılar odadan. Komiserim işte gelir misiniz? Bakın buradan şunları bulduk. Bir de baktık ki o akşam aslında bize söylediği gibi her şeyi anlatmış. Yazmış onları hocam. Hani kendisi bıraktı ki 2-3 saat uyu. İster yaz, ister yazmasına ait aslında olan bir konu. Aslında hepsini yazmış. Evet. Hepsini yazmış. Ama sonra bir şekilde o canavar can kendi deyimiyle onları tekrar parçalamış ve hepsini oraya atmış. Yani normal bir itiraflar orada var ya. Yani. İtiraflar ve yaşadığı her şey. Ve hani bizim orada onunla konuştuğumuz hepsini, canavar canın bunu niye öldürdüğünü, nasıl öldürdüğünü ve benzeri konuların hepsini. Ve anlatmış. Esas önemlisi bu mektubun sonunda canavar canın öldürülmesi gerektiğini söylüyor. Evet. Ve ondan sonra canavar canı kendisi öldürüyor ama tabii intihar vakalarında katil de sensin, kurban da sensin, maktul evet, de sensin. Evet. Ya şu intihar meselesinden biraz bahsedebilir miyiz sizle? Geçenlerde, tabii burada bir psikolojik bozukluk, bir rahatsızlık var. Geçenlerde kamuoyunun da çok ilgilendiği 5 dakikalık mı ne bir bant hazırlamış. 14 dakika. Daha mı uzundu? Ben 14 dakikalıkmış ve ben başını seyredebildim. Daha fazlasını şey yapamadım yani bakamadım artık. Ve son derece güler yüzlü bir şekilde adam kendini öldürdü ve şey diyor, benim için ayrılan sürenin sonuna geldik falan. Yani gayet hayata bağlıymış görüntüsü veriyor. Nasıl oluyor? Şimdi bu intihar vakalar iki türlü. %60 civarında depresyon yani psikiyatrik hastalık. %40 civarında olan intihar vakalar psikiyatrik bir tablo değil. Psikiyatrik bir hastalıkla ilgili değil. Burada bu vakada ben izledim videoyu. İki defa izledim. Yani nasıl bir hastalık var mı yok mu tarzında. Şimdi o kişi önemli bir üniversiteden bitirmiş. Nişantaşı'nda oturuyor. İnşaat mühendisi. Ve çok başarılı bir hayatı var. Ben hayatımda her şeyi yaşadım diyor. Hiç tatmadığım bir şey kalmadı diyor. Fakat diyor mutsuzum diyor. Yani böyle bir mutsuz yani daha fazla yaşayacağım bir zevk kalmadı ama ona rağmen mutlu değilim diyor. Daha fazla yani insanlara yük oluyorum diyor. Dürüst, çok dürüstçe bir şekilde yük oluyorum diyor. Yük olmaya hakkım yok diyor. Ve bana daha sonra bir müzikle ve şarap içerek yani hiçbir inancım da yok diyor. Tanrı'ya inanmıyorum diyor. Ve bu şekilde bir depresyon mu acaba bir rahatsızlık mı diye tabii o görüntüden ne kadar çıkarabildiğimiz kadar çıkarmaya çalıştım. Geçmişinde de psikiyatrik bir tablo yok, gözükmüyor. Şimdi bu tarz depresyonlar varoluş bunalımı yaşayan kişilerde, varoluş problemi yaşayan kişiler belli bir noktadan sonra varoluşla ilgili sorularına çözüm getiremiyorlar. Yani çözüm getiremedikleri için bu kişi hayatın anlamı nedir, ölüm nedir, ölümü açıklama getirmeye çalışıyor. Sonsuzluk nedir? Niçin yaşıyorum? Eğer böyle bu şekilde ben 10 sene daha yaşayıp ondan sonra ölüp yok olacaksam şimdiden yok olayım, bitsin bu konu diyor. Bu tarz intiharlar şeyde Batı'da çok, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde, İngiltere'de çok fazla. Yani İngiltere'de intiharla ölen genç vakası 25 yaş arası, 15-25 yaş trafik kazasında ölenlerden daha yüksek çıkıyor. Hollanda'da trenler birçok çoğu günler, günde yarım saat tren dururmuş. Ve herkes bilirmiş ki bu evet. Birisi intihar etti, attı kendini oraya. Yani bunların çoğu hasta değil. Bu hayatın anlamsızlığını, yani hayatın yaşamaya değer olmadığını düşünerek bunun için Batı'nın geliştirdiği bir sistem var. Felsefi danışmanlık, spiritüel danışmanlık sistemleri. Yani manevi danışmanlık ve felsefi danışmanlık sistemleri. Bu varoluş bunalıma çözüm getirmeye çalışıyorlar. Kuantum evrenden bahsederek insan öldüğünde yok olmuyor. Kuantum zaman kırılması yaşıyor. Bu dünyadan başka bir boyuta geçiyor tarzında böyle çeşitli açıklamalarla insanları ikna ederek ümit duygusunu ayakta tutmaya çalışılıyor. Bu kişiler, bu kişide de gördüğümüz ümitsizlik var. Ciddi bir umutsuzluk ve gelecekle ilgili yaşamanın anlamı olmadığı tarzındaki bir his var.
Yani intiharda biz şu 5 tane özellik araştırdık. Bir intihar düşüncesi vardır. İntihar düşüncesi, ölüm düşüncesi daha doğrusu. Ölüm düşüncesi zaman zaman hepimizin aklına gelir. Ölüm düşüncesi geldiği zaman bir kimse onun arkasında ölüm arzusu var mı? Ona bakılır. Ölüm arzusu da yetmez. Yani ölmeyle ilgili bir niyet var mı? Ölme niyeti var mı ki işte ölümle kurtulayım tarzında. Daha sonra bu da yeterlimez. İntihar planı var mı? İntihar planı varsa intihar girişimi var mı? Bunlara bakılır. Bütün bu İrda diye bir test var. O testte bütün kademelerine bakılır. Yani ölüm düşüncesi olması bir kimsenin zaman zaman aklından geçmesi intihar eğilimi olduğunu göstermiyor. Evet, evet. Göstermiyor. Şimdi bu kişide yani intihar planı var. Niye kendisini videoyu koyduktan sonra yakınları geliyorlar kalorifere kendini asmış olarak onu buluyorlar. Bu bir plan var. Daha önceki girişimlere var mı bilmiyoruz. Bu kişi hayat yani sadece insanlarda olan bir tarzla yapılan bir intihar bu. Yani bu tamamen felsefi bir tavır. İntihar meselesi de herhalde insanın ne şekilde kendini öldürdüğü de psikolojisinin yansıması oluyor diye düşünüyorum. Herhalde hani ben kendimi öldürmeye kalksam sanki ilaç içermişim gibi geliyor. Öyle uyuyorsun ve gidiyorsun gibi. Fakat ve orada enteresan yani bir yanlışlıkla ölmezsem diye bir mesajı da var. Ha. Kaza yani onun için çok sağlam şey yapmış. O yüzden mi asıyor kendini? Tabii. Asarsan kurtulamazsın. Yani %100 şerefsiz. Fakat bu intihar vakalarında eğer kendini asarsa yine ben Mesut Bey'in kitabında okudum. Meğerse intihar ettiği zaman insan bütün böyle dışkılar değil evet. mi? O ölümle ilgili bir hadisedir aslında. Çünkü intihar sırasında o boğulma aspeksi olayı sırasında ölüm meydana gelme agoni süresi ve sonrasında vücut bir değişime uğramaya başlıyor. Vücuttaki sıvıları vücut bırakmaya başlıyor işte. Yani işte idrarını ya da büyük idrarını dışkısını bırakmaya başlıyor. Erkekte menisini değil evet, mi? Erkekte menisini direkt olarak bırakmaya başlıyor. Bu bizim intihar işte özellikle asfeksi yoluyla ya da kendini asarak yapılan intiharlarda baktığımız önemli konulardan birisi olay yeri incelemesinde. İşte dışkısının gelip gelmediği işte ölüm oğurlukları ayaklarına toplanmış ölüm oğurlukları var mı? Onlara varıncaya kadar birçok şeye bakıyorsun. Çünkü her gitmiş olduğun intihar vakasına cinayet olarak gidiyorsunuz. Yani çünkü siz kendinizi de öldürseniz bir cinayet işlediniz. Yani olaya biz ya nasıl olsa o kendi kendini öldürmüş kurban da katil de kendisidir diye bir önyargıyla giderseniz zaman zaman intiharların aslında intihar olmadığı, intihar süsü verilen cinayetler olduğu da çok ortaya çıkmıştır. O yüzden siz bir öyle bir intihara gittiğiniz zaman işte efendim kesinlikle cinayet olmaz, işte intihar değildir diye de gidemezsiniz. Ona bir cinayet olarak bakacaksınız. Sonuçta gerçekten intihar olduğunu ortaya çıkartırız. Ayrı kişi, mesele. Kişi intihar ederse ya da teşebbüs ederse ama ölmezse de yine cinayet masası mı bakıyor? Kim bakıyor? Tabii. Ya şimdi şu var. Hepsinde intihar olaylarının hepsinde intihara teşebbüs olan hepsinde polis bakacaktır ama buna ilgili savcılığa gönderecektir. Teşebbüs eden kişileri genelde savcılık şeye gönderir. Bu konuyla ilgili tedavi edilmeleriyle ilgili olarak ilgili hastanelere ve sağlık kuruluşlarına yönlendirir. Ama bir kişinin intiharına teşvik eden, ona destek olan, ona işte yardım eden kişilerin ayrı bir suç işlemişlerdir ceza kanunumuza göre. Onlarla ilgili savcılık ve polis çalışma yapar. Çünkü teşvik etmek de suçtur. Yani bunun birçok günümüzde örnekleri de var maalesef. İnsanları, gençleri ve benzeri konuları bazen dijital platformlardan, bazen bizzat arkadaşlıklar ya da işte o peer pressure dediğimiz konuda intihara sürükleyebiliyorlar maalesef. Bir iki tweet okuyayım. Orkun Altıer demiş ki evde 3 erkek kardeş ve bir de annemiz programı seyrediyoruz. Annem bize potansiyel katil gözüyle bakmaya başladı demiş. Nedim Onat diyor ki cinayet kurbanlarının %85'i tanıdıkları tarafından öldürülüyor. Bu kadar yüksek mi acaba? Büyük oranda tanıdık. Yani tanıdık derken bunu sadece aile için demeyelim. Tanıdık kavramı biraz geniştir. İş yerinizden tanıdığınız, arkadaşınız, yoldan tanıdığınız bir insan. Ama tanıdıklık olmadan hiç birbirinizle alakası işte çok hani şey olaylarda olur. Kiralık yani, katil olursa değil mi? Kiralık ya da fark etmiyor. Yani o gün gelmişsiniz de bilmem işte kendi memleketinizden İstanbul'da Aksaray'da dolaşıyorsunuzdur. Bir ötekisi de kendi memleketinden gelmiştir orada dolaşıyordur. Hiç hayatınızda birbirinizi görmemişsinizdir. Ama yolda giderken birbirinize çarparsınız. O sırada birinin kafası dumanlıdır. Gelir o anda bıçağı çeker. Daha sonra memleketine geri döner. Belki sizi öldürdüğünüzü bile anlamaz ya da bilmez.
Siz yıllar sonrasında belki onu duymuşsunuzdur. Birisini öldürmüş olduğunuzdan bile haberiniz olmayabilir. Daha sonra o kişi de ölmüş size. Bak bu da bir cinayet. Ve birbiriyle hiçbir illiyeti yok. Birbirleri arasında tanışıklıkları yok. Daha önce hiçbir gün görmemiş insanlar. İşte şeyler... Seri katiller öyle olduğu gibi seri katillere gitmeyelim hocam. Her yıl İstanbul'da en aşağı 3 ya da 5 tane trafik tartışmaları nedeni cinayetler olur. Daha geçenlerde oldu bir tane. Yani adam hayatında birbirini de görmemişler ama yolda trafik tartışması. Sen benim önüme geçtin, ben senin önüne geçtim diyerek. Toplu cinayetlerde de öyle tabii. Yani. Tabii aynı şekilde onunla beraber. Yani bunlar illa tanıdık olması gerekmiyor. En çok hangi sebepten cinayet işleniyor? En çok iki tane. Bütün dünyada da böyle ama biraz toplumların yapılarına ve kültürlerine göre değişiyor. Fakat Türkiye'yi baz alacak olursak Türkiye'de iki temel şeyden olur. Bir tanesi kadın erkek ilişkileri. Yani ilişki kadınla erkek arasındaki her türlü kıskançlık, aşk ilişkisi ve benzeri olaylar ana motivasyon budur. Öteki ana motivasyon da ekonomi, yani para. Kadınların cinayet işleme motivasyonlarında en yüksek oran şeyden kaynaklanıyor. Bu aşk ilişkisi ya da kadın erkek ilişkilerinden kaynaklanıyor. En çok öldürmeyi tercih ettiği sebepler. Erkekler ise daha fazlalıklı olarak parayla ilgili sebepler. Yani kök sebebinin paraya dayandığı, ekonomik sebeplere dayandığı konularda daha fazla cinayetler işliyor. Bir kadın erkeği öldürürken farklı bir silah kullanıyor ya da farklı bir öldürme metodu kullanıyor. Yapısı, doğası gereği. Bir erkek kadını öldürürken daha farklı kullanıyor. Ya da bir kadın çocuğu öldürürken kullanmış olduğu yöntem, erkeği normal yetişkini öldürürken kullanmış olduğu yöntemden daha farklılıklar gösterebiliyor. Nasıl mesela? Yani atıyorum işte yani kötü örnekler tabii belki ama istatistiksel anlamdaki konu. Bir kadının işte annenin çocuklarını öldürmesinde daha çok mesela şeyi tercih ediyor. İşte eğer çok küçükse boğmayı tercih ediyor. İşte ağzını kapatıyor boğuyor. Çok bebek yaşlarında falan filansa onu bıçaklama ya da başka şekilde öldürmüyor. Ya da zehirle öldürmeyi tercih ediyor. Herhangi bir şekilde işte sopa kullanayım ya da bıçak kullanayım, silah kullanayım falan yok. Bak. Ama bununla direkt olarak... Şefkatle öldürüyor. Hatta bir anne biliyorsunuz... Kamerada yakalandı, bir hastanede kendi bebeğini ağzını kapatarak öldü ki daha önceki iki tanesinde ölü öldürüldüğü falan tespit edildi. Hala yargılanıyor. Bunun gibi. Ama bir erkek bir çocuğu öldürürken, çocuk yaşta kişileri öldürürken daha o da boğarak ve bıçakla öldürmeyi tercih ediyor. Daha çok kullanıyor. Erkek erkeği öldürürken silah ve bıçak en çok kullanılan yöntemlerden birisi. Kadın erkeği öldürürken bıçak ve zehirleyerek öldürme ve benzeri tarzı konuları. Yemeğine mi katıyor? O günümüzde hani çok farklı yöntemlerle zehirleyerek öldürenen hadiseler vardır. Geçmişte de var bunlar. Kitapta en çok cinayetin işlendiği aylar ve günler olarak da yazmışsınız. O şuna dayanıyor. Mayıs, Haziran, Temmuz en kanlı aylar demişsiniz. Şöyle, şuna dayanıyor. İşte 2002 yılında... İşte Amerika'da işte master yapmak için gitmiştim. Orada master tezim de New York cinayetleriyle İstanbul cinayetlerinin karşılaştırılması ve İstanbul cinayetlerinin profilinin çıkartılmasıydı. Bayağı şey bir çalışma oldu. 5 yıllık bütün verileri toparlayıp İstanbul'da olan cinayetler üzerine bir profil çalışması yaptım. O profil çalışmasına göre o yıllara ait 95-2000'li yıllara ait olan o zamanki yapımız, tarzımız İstanbul'un yapısına göre en çok olaylar daha çok insanların dışarıda yavaş yavaş birbirine etkileşim halinde olduğu Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında cinayet olaylarının olduğunu görüyorsunuz. Günlere baktığınızda aslında en çok cinayet olayı çarşamba, salı, çarşamba o akşamlar. Herkese kime sorsanız mesela bir polise bile sorsaydınız o zaman en çok cinayet ne zaman işlenir? Hafta sonu cumartesi akşamı olduğu falan söylerdi insanlar. Ben de keza öyle biliyordum ama gerçekte öyle değil. Cinayet olayları hafta arası, işte salı çarşamba günleri daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Sebeplere göre olduğu zaman o da değişiyor. Aile içi cinayetler pazar günleri daha fazla oluyor. Çünkü insanlar pazar günü bir arada. Parayla ilgili cinayetler cuma günleri daha fazla oluyor. Çünkü tahsilat günü. Yani bu kadar basit. Yani işte
sokak cinayetleri evet, ve cuma alıyordur herhalde. Tabii, onlar onun da tahsilat. Sokak cinayetleri dediğimiz yani evin dışında ya da kapalı ortamların dışındaki cinayetlerde erkekler çok fazla işte sokakta cinayet, erkekler erkekleri daha fazla öldürüyor. Ama erkeklerin kadınları öldürdüğü cinayet olaylar çoğunlukla kapalı ortam yani ev, iş yeri ya da yani kapalı bir ortam içerisinde olduğu ortaya çıkıyor. Bu profillerin genel yapısı. Hocam bir tahmin edin. En az cinayetin işlendiği gece hangi gece olabilir sizce? Haftanın hangi günü? Hangi günü? Perşembe mi? Doğru. o da aslında bunu da tahmin etmek çok zor değil şundan dolayı. Özellikle şiddet demiştik yani belirli alkol ve madde kullanımı ile ilgili konular nedeniyle şiddet suçları ve cinayetleri olduğunu belirtmiştiniz %60 derece. Şimdi bu noktaya baktığımızda hani toplumumuzda Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecelerde insanlar genelde içki kullanımı daha azdır. Evet. Özellikle içki kullanımı daha az olduğu için alkol sahikiyle işlenen cinayet olayları en az olduğu zamanlar ki şiddetin de daha az olduğu zamanlar Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecelerde olduğunu görüyoruz o yılların verilerine göre. Evet işte ne kadar tabii, etkili değil mi? Etkiliyor tabii. Kültürel şeyler etkiliyor. Hatta şey de vardır. Bakırköy Ruh Sınır Hastanesi'nin yaptığı bir araştırma var. Şeyde Ramazan dönemi %50 alkolle ilgili bir ay yani alkoliklerin %50'si Ramazan'da içmiyor. Alkolik olduğu halde. Evet. Olduğu halde içmiyor. Onun için Türkiye'deki alkolizm batıya göre karaciğer hasarını daha az yapıyor. Yani senede bir ay içmediği için karaciğeri bu arada toparlıyor. Senede bir ay daha yani kronik alkolizmin verdiği hasar daha az oluyor tarzında bir şey çıkmıştı. Yani kültürel yapı, evet, aynen. İnanç de, sistemleri etkiliyor. Bir de kültürel cinayetler var. Yani kendi kültürünüzün, toplumunuzun ortaya çıkardığı cinayet türleri oluşuyor. İşte töre cinayetleri diyoruz ya hocam. Yani işte başka ülkelerle bunu karşılaştıramıyorsunuz. Her ülkenin belki kültürünün kendisine göre oluşturduğu bir sosyolojik cinayetler olabilir. Hı hı. Ama bizim kültürümüzde de karşılaştığımız işte özellikle doğuda, güneydoğuda daha muhafazakarlığın biraz daha ön planda olduğu yerlerde bu töre cinayetlerini daha fazla görebiliyoruz. İşte onunla ilgili farklı rasyonelleştirmelerle Karadenizlerin silahı sevmesi de enteresan. Evet. Ben öyle bir ilginç bir şey yaşamıştım. O da kültürel konulardan kültürel, bir tabii. tanesi. Böyle biz aile içi oturum tavsiye ediyoruz. Yani aile içi çatışma çıktığında yani bir hafta aile meclisi gibi aile içi oturum yapın. İşte daha sonraki görüşmede bunlar görüşeceğiz diye aile içi oturum için geldiler. Ne yaptınız, konuştunuz mu dedik. Kadın baktı, güldü. Adam Karadeniz'de demiş. Silahı çıkarıp masaya koymuş, hadi konuşalım. Tabii şimdi Karadeniz'de özellikle kırsal alanda evler birbirine uzak olduğu için her evde silah var kendini koruması adına. Sinirlendi mi onu çıkartıyor. Kültürel ve yaşantı şekilleri aslında sizin nasıl cinayet işleme şekillerinizi de belirliyor. Şimdi normal diğer bölgelerimiz ya da İstanbul'da bir kadının silaha ulaşma imkanı daha az olduğu için silahla adam öldürme ya da silahla birisini öldürme olayı daha az rastlanıyorken Karadeniz'de kadınların silahla öldürme olayı daha fazla. Çünkü silaha erişimi var. Herkesin evinde bir işte diyelim silah var. Silaha daha çabuk erişebiliyor ve silahı daha çok kullanıyor. Ama yine de erkekleri öldürürken kullanıyor. Bir kadın silahla bir kadını öldürme konusunu kolay kolay kullanmıyor. Enteresan. Seyircilerimizden sorgunun nasıl yapıldığına dair çok soru gelmiş. Tamam. Şimdi bizim gözümüzde ne canlanıyor hocam? Böyle bir karanlık bir oda ama yukarıdan bir ampul. Ondan sonra işte komiserle karşılıklı oturuyorlar. İşte o diyor ki anlat. Hadi karşısındaki ötüyor ötmüyor neyse. Biraz arada bir celalleniyor. Bu arada bu tabii filmlerden kalma bir benimki imaj. Burada da böyle bir ayna var. O aynanın gerisinden de birileri seyrediyor. Mu? Şimdi çok da güzel, iyi oldu. Zamanında bir soru oldu bence. Bu seyircimizi sordu. Teşekkür ederim kendisine. Şimdi bir kere bu tamamen Amerikan Hollywood'u sektörünün bize kazandırmış olduğu. Bize derken sadece izleyicilere falan değil, polise de kazandırmış olduğu bir algı.
Polis de bunun böyle olduğunu zannetti yıllarca. Çok bunu net ve dürüstçe söylüyorum. Polis de bunun, evet bir tane ışık olacak, adamın işte tavşanı sanki yüzüne tutarlar ya avcılar falan, o şekilde tutulacak ve ondan sonra ondan bilgili. Anlat bakalım. Ya ne anlatacak adam? Sen anlat dersen anlatmaz ki, ne anlatsın? Sen sorgucu olarak, bu işi soruşturan kişi olarak öyle şeyler soracaksın ki o sorularınla, sorduğun sorularla doğru cevapları bulacaksın. Bir kere böyle bir ortam yok. Yani böyle bir ortam işine de yaramaz. Sadece o kişiyi tedirgin etmek ve belki de yanlış ifade vermeye zorlamak dışında herhangi bir işe de yaramaz. Bu olay vardı. Ne zamanlar biliyor musunuz? 70'li 80'li yıllarda Amerika'da çok ciddi suç dalgası vardı. İnanın her gün cinayetlerin, onlarca cinayetin, gaspın, tecavüzün olduğu, işte New York'ta, Chicago'da ve özellikle mafya cinayetlerinin çok olduğu dönemler. Ama bundan faydalanan işte Hollywood denilen bir sektör var. Bu sektör bunu bütün dünyaya böyle yaydı. 90'lı yıllardan itibaren Amerika'da da hiçbir zaman şey olmamıştır. İşte 80'li yılın ikinci yarısından sonrasında böyle bir ne sorgu odaları ne başka bir şey. Çünkü sorgu sırasında adamın bütün vücudu her şeyini görmen gerekiyor. Ben sizin her şeyinizi göreceğim, ayak hareketlerinizi göreceğim, ellerinizi göreceğim, yüzünüzü göreceğim, nasıl hareket ettiğinizi göreceğim. Söylerken o ses tonunuzdaki bütün farklılıkları göreceğim ki bana hangi anlarda yalan söylemeye başlıyorsunuz, o yalan söylemeye işte bir anda teşebbüs ediyorsunuz ya da vazgeçiyorsunuz. Bu bir tamamen bir sanat aslında. Bir yani tecrübe. Aydınlık ortamda öyle mi? Tamamen aydınlık olması gerekiyor ki ben şu anda sizi gördüğüm gibi her şeklimde sizin ne anlatmak istediğinizi, ifadenizi anlayacağım. Sorguya kaç polis giriyor? Normal şartlarda beklenen aslında hani bir anlamda maksimum iki kişi olması gerekir. Yani normalde bir sorgucu vardır. Karşı o kişiyle yapmış olduğu direkt olarak görüşmedir. Dünyadaki standartlarda maksimum bu iki bunlar olması beklenir. Bunlar iyi polis beklenir. Kötü polis mi? Evet, bazen iyi polis. İyi polis kötü polis olayı polisin aslında bu işin doğasından kaynaklanan çıkan bir roldür. Çünkü hani bunu insanlar yüzlerce televizyonlarda da izlemişlerdi. Şu anda söyleyeyim ama yarın da sizinle konuşsak iyi polis kötü polisi oynar. Oynamak durumunda kalırsınız zaten. Çünkü iyi polis ve kötü polisi koyacaksınız ki karşı taraftaki insan birisine güvenmek istesin. İşte kötü polis, ben kötü polisim. Nevzat hocamızı iyi polis olarak ona daha çok güveneceksiniz ve daha rahat bunu ifade edebilecek. Kötü polis bir böyle tartaklarmış gibi yapacak. Bak senin canını okurum falan gibi bir hallerde mi bulunacak? Ya bir şekilde hani tartaklamak kardeşim sen derken, anlat bak seni böyle şimdi, kurtulursun bakın, diyecek öbürü de. Normalde gidip de dışarı bir sohbete gitmiyorsunuz. Orası işte bir cinayet olayı olmuş. Cinayet olayında bir olayı konuşacaksınız. O gibi ortam. Avukatı orada oturuyor. Bir şey oturuyor. Yani bu normal bir çay kahve sohbeti yapmıyorsunuz orada. Bir yalan yakalayıcılık eğitimi siz alıyor musunuz ya da hocam, veriyor musunuz? Bu işin evet eğitimini verdiğim oldu. Daha sonraki mesleğimde de çok defalar bunu verdiğim oldu. Ama buradaki yalan yakalamak öyle bir şey ki siz de aslında insanların hareket tarzları, konuşmalarıyla yıllarca uğraşmış davranış bilimlerinin içinde olan bir insansınız. O insanların hareketlerinde, kültürlerine, yapılarına, tarzlarına, cinsiyetine, yaşlarına göre bunun tamamen değişebileceğini görüyorsunuz. Ve süre içerisinde Pelin Hanım bunu ancak öğreniyorsunuz. Yoksa ilk gün işte okuldan mezun oldunuz, ben çok iyi sorgucuyum. Yok öyle bir şey. Yani zaman içerisinde insanların hareket ve davranışlarından, konuşmalarından bunu öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi bir şey soracağım size. Normal şartlarda Avrupa'da işte batılı ülkelerde eğer bir insanın derler ki işte gözlerine eğer bakmıyorsanız, gözlerini kaçırıyorsanız bu yalan söylediğinin belirtisi olarak vardır. İşte batılı ülkelerde böyle gözükür. Ama şey toplumlarda daha muhafazakar toplumlarda bir kadının bir erkeğin yüzüne zaten bakmaması gerekiyor. Eğer siz bu kültür farklılığını bilmiyorsanız kadınların sorgusuna kadın polis mi giriyor? Kadınların sorgusunu erkek yapar ama muhakkak yanında bir tane kadın olur. Buna dikkat edilmesi gerekir. Yani ya kadın polis sorgulayacak ya da erkek sorguluyorsa da yanında muhakkak bir kadın polisin olması gerekir. Yalanı doğru olarak tespitle doğruyu da doğru olarak tespit, ikisini biri yapılması gerekiyor. Yani yalanı tespit ederken doğrunun da doğru olduğunu tespit etmezseniz muhakkak doğruyu da yalan, doğruyu bir şey de yalan zannedebilirsin. O da yanıltır. Yani yalan yakalayıcılık mesleğe
tabii bir sorgu mesleği olurken psikiyatrik muayenede de aslında sosyabilitesi güven telkin ediyor mu etmiyor mu diye bir muayene vardır. Özellikle askeri psikiyatride, adli psikiyatride çok daha önemli. Yahut da kişinin bazen hani paranoid kişiler olur, bilgi saklar sizden. Hmm. Yani bilgi saklar, böyle durumlarda sizi ya da bazı histrionik kişiler var, sizi manipüle etmek isterler. Yani alıp kendi, özellikle IQ'su da yüksekse alırsınız, baksınız fareyle oynar gibi oynamaya çalışır size. Yani böyle kişiler de orada güven telkin ediyor mu etmiyor mu sosyabilitesi diye araştırılır. Orada o kişide, yani yalan söyleyen kişinin yani mimik ve jestleri, göz teması kurup kurmaması, söylerken mesela blokajları çok kullanır şeyler, yalan söyleyenler. Blokajları. Ne demek blokajları kullanır? Yani kesik kesik konuşur. Yani böyle akıcı konuşmayı terk eder. Mesela o konuya, hassas konuya girdiği zaman durur, blok aralıklı konuşmaya başlar. Yani şey, yani sözü o konuya geldiği zaman sözü dolandırarak konuşur. Evet, olayın çevresinden dolaşır. Bu durumda yalan söylüyorsun dersiniz. Bir de burada son yıllarda bir yalan makinesi olarak kullanılan şeyler var. Yani makineler Türkiye'de de bu torba yasada çıktı. Yalan makinesini artık resmi olarak kullanacak. Biz de üniversite olarak yalan makinesi üretmeyle ilgili bir proje hazırlıyoruz şimdi. Onun için biraz araştırdık bu konuyu. Orada P300 dalgası var beynin ürettiği. P300 dalgası bir kimse doğru söylediği zaman farklı amplitüt genlikte çalışıyor. Yalan söylediği zaman farklı genlikte çalışıyor. Kişiye şeyleri söylüyorsunuz. Yani önce ona herkesin bilebileceği denetici soruları var. Bir de ilişki soruları var, ilişkisiz sorular var. Olayla ilişkili sorular soruluyor. Olayla hiç ilişkisi olmayan sorular soruyor. Bir de denetim soruları soruyor. Bu soruları sorarak beyindeki o dalgalara bakılıyor. P300 dalgası. Yani herkesin doğru cevap vermesi gereken. Mesela şu anda hangi gündeyiz? Çarşamba dediği zaman herkes ona çarşamba demiyor. Mesela acaba şey mi diye tereddütlü söylüyor. Bu gibi onlar bilmesi gerekiyor. Makineyi de atlatabilecek insanlar var ama değil mi? Var. Ama işte makineler var. Hiçbir zaman %100'ün değil. Size zaten yol gösteriyor. Yani bir anlamda yüksek ihtimali gösteriyor. Laboratuvar desteği veriyor. Ama çok önemli. Yani. Yani ciddi bir laboratuvar desteği veriyor. Mesela günümüzde yine kullanılan işte vücudun dalgaları, hocam beyin dalgalarından bahsetti. Çok daha gelişmiş bir noktalarda. Ya da uzun süreden bir yine kullanılan bu vücuduki ısıyı cilt ısısı, cilt direnci, ciltteki ıslaklığı, evet. Yani rutubeti, galvanik galvanometre vardır mesela ciltte. Galvanik akımın hızını ölçerek, yani yalan söylediği zaman kişi o anda beyin hemen stresle ilgili hormonlar salgılıyor. Cilt akımı hızlanıyor kişide. Çünkü bu sizin kontrol edebildiğiniz bir şey değil. Normal bir insan olarak kontrol edebileceğiniz şeyler değil. Zaten doğruyla yanlışı ya da yalanı ayırt ederken muhakkak birini referans almak zorundasınız. Ben yıllarca yapmış olduğum konularda doğruyu referans alırdım. Yalanı çözmek için değil, doğruyu bulmak için. Hocamızın programın başında bahsettiği bir ilaç vardı. Bütün şüpheleri o ilaçtan verilse de doğruyu da söyleseler olmuyor mu? Hani hipnoz gibi böyle uykuyla uyanıklık arası verilen bir ilaçtan bahsettiniz. Tabii biz onu burada narkoanaliz, yani ama analiz amaçlı, tedavi amaçlı kullanılıyor. Yapılıyor. Hukuki yani, anlamda doğru bir değil. Konu değil. Yani biz böyle bir durumda ben hasta mı değil mi diye onu anlamak için yapmıştık onu. Ama yani, doğruyu söyletiyormuş o ilaç. Yani bastırdığı duyguları söylüyor mesela. Biz hastalarda onu yaptığımız zaman travmalarını daha çok ortaya çıkarıyoruz. Bastırdığı duyguları, korkuları ortaya çıkıyor. Düşünsenize o ilacı verdiniz, o şöyle kestim, böyle şimdi bakın, yaptım, yapmış böyle bir çaz oktum. Adli bir iş yapıyorsunuz ve hukuka uygunluğu burada. Yani elbette hukuken. Sorgulama tekniğinde yok, yasal değil. Yoksa kesinlikle yasal değildir. Dünyanın hiçbir yerinde bunu yasal anlamda bunu bu şekilde sağlık amacıyla kullanılabilir. Şimdi hocamızın hani demiş olduğu narko işte analiz noktasında kullanılabilir. Ama bunu normal şartlarda dünyanın hiçbir yerinde şey olarak kullanamazsınız. Bir sorgu tekniği olarak kullanamazsınız. Doğru da değil. Yani bu zaten bunun sakıncaları çoktur. İşkence olarak kabul edilir. Aynen. Şey, öyle tabii, mi? Tabii, tabii işkence olarak. İşkence olarak kabul edilir. Yani bunu yani kişiye mesela LSD'de de veriliyor kişilere. Yani LSD'de veriliyor ve LSD'yi aldıktan sonra kişinin içtiği bir şeye, ondan sonra onun verdiği bir duygu yükselmesi etkisiyle hocam bütün, mor tavşanlar görüyorum. O neler anlatıyor her şeyi o arada, ama bunlar veri kabul edilmiyor yani. Hmm.
Kitapta çok enteresan cinayet öyküleri var. Özellikle iki tanesini ben hani program bitmeden anlatın ve üzerine de hocam yorum yapsın istiyorum. Biri Libya ile Türkiye arasında siyasi krize neden olan bir cinayet var. Mesut Bey'in de alışık olmadığı ortamlara girmesine vesile olan bir cinayet. Onu anlatır mısınız? Basında da yer aldığı için merak ediyorum. Bir de Billur Tuz'un sahibinin cinayeti var. Şimdi aslında Libya aynı yıllara denk geliyor. Çok enteresan, aynı yıllarda arka arkaya çözdüğüm iki tane. Çok da flash oldu o yıllarda tabii bu tarz bir sonuçlar ortaya çıkınca. Libyalı cinayetin, Libyalı pilot cinayetinin enteresan tarafını soğuk bir case. İkisi de aslında öyle soğuk case dediğim soğuk olay. Yani bir olay meydana gelmiş, aradan 6 ay geçmiş, 7 ay geçmiş, 8 ay geçmiş, çözülememiş. Tekrar böyle bir olay sıfırdan dosyayı ele alıyorsun diyelim işte bir sene yakın bir süre. O da bana o sonra da verildi. Daha o zaman komiser yardımcısıyım. Daha yeniyim işte 1-2 yıldır falanım. Dedi ki büro amirim işte Mesut artık bütün elindeki bütün işleri bırak. Çok önemli bir konu var. Hayatı nedir? İşte bir olay var. Libyalı pilot öldürülmüştü bundan işte atıyorum bir sene kadar öncesinde. Bu olayın çıkarılması lazım. Neden? İşte bu olay işte casusluk cinayeti olarak ortaya önce çıkarıldı falan. Kaddafi'nin özel pilotu olduğu için casuslukla kişi suçlanıyor ve burada bile isteye öldürüldüğü iddia ediliyor. MİT üstesinden gelememiş, terörle mücadele de zannediyorum. Tabii zaten ilk etapta çünkü girmiş. Olaya siyasi bir motivasyon noktasında yaklaşıldığı için onun üzerine çalışmalar yapmış. Tabii MİT de çalışıyor, terörle mücadele de çalışıyor. O zamanki adı siyasi şubeydi. Onlarla beraber çalışıyorlar ama bakıyorlar, inceliyorlar. Herhangi bir şey yok. Doğru, adam daha öncesinden farklı ülkelerden casusluk suçlamasıyla sınır dışı edilmiş. Türkiye'ye zaman zaman geliyor. İşte o zaman Taksim'de meşhur bir otel var, orada kalıyor. Her zaman gelip gittiği yer orası, halen duran bir otel. Peki daha sonra benim dosyayı verdiler. Aradan bir sene geçmiş bu olayın cinayetini çözdü. Fail meçhul bir cinayet. Şimdi ne yapacaksın? Olay yerini bilmiyorsunuz. Adamı görmediniz. Sadece o zaman çekilmiş birkaç kare fotoğraf var. Her şeyini zaten koskoca MİT ve terörle mücadele incelemiş etmiş. Yani onlar bulamadıysa ben daha 2 yıllık bir dedektifim, komiser yardımcısıyım, nasıl bulacağım falan derken önümde dosyayı bulduk. Tabii arkadaşlarımızla kara kara düşünürken nereden başlayacağız böyle bir konu? Beyoğlu, ki Beyoğlu'nun o zaman şu anki Beyoğlu olduğu zamanlar değil. Beyoğlu o zaman yaklaşık 2500 tane pavyonun barın olduğu işte 80'li yılların sonlarında 90'lı yıllarda. Bir olduğu dönemler inanılmaz 24 saat hayatın olduğu, bir sürü olayların olduğu, her akşam farklı farklı hadiselerin yaşanmış olduğu bir yer. Ben de hayatın ilk kez daha Beyoğlu'na geliyorum. Çok da fazla yakınen tanımıyorum. Başka bölgede çalışıyorum o dönem içerisinde. Ve başladık. İlk etapta işimiz tabii ki o otele gitmekti. Tabii aradan bir sene geçmiş, başka insanlar kalıyor. O zamanlarda çalışan insanların çoğu ayrılmış etmiş. Kimseden bilgi alamadık. Elimde sadece şey vardı benim için. Bir tane işte onun fotoğrafı, olay yerine çekilmiş. Çünkü çıplak bir ceset ve üzerine de bırakılmış bir yazı var. Enteresan bir şekilde. Makasla da göğsüne saplanmış. Birkaç tane saç, bir peruk saçı gibi kesilmiş, konulmuş. Ve üzerine de makasla saplanmış bir yazı. İşte her kuşun eti yenmez falan filan diye böyle biraz da kötü bir tabirle argo yazılmış tabiri. Bir şimdi argo tabii tabirle da, falan yapılmış işte bir yazı. Sen yazım. Bizim annemizi öpecektin, biz senin anneni öpeceğiz. Aynen. Gibi bir şey. Önün gibi bir şey ama el yazısıyla yazılmış. Demek ki iki tane şey çıkarabilirim buradan dedim. Bir tanesi el yazısı. Elimizde bir el yazısı var. İkincisi bu adam çıplak o zaman. Niye çıplak? Çıplak olarak öldürüldüğüne göre... Çıplak ama... Pantolonu indirilmiş. Evet. Öyle bir çıplak. Şeyin üzeri çıplak, pantolonu da indirilmiş vaziyette. Böyle bir şey durumu olması tabii farklı düşünceler oluştu. Çünkü o güne kadar böyle bir motivasyon yönüyle araştırılmamıştı. Yani olayın genelde casusluk ve siyasi bir cinayet olabileceği düşüncesi olduğu için o yönüyle bakılmış. Ben olayın en basit yönüyle bakmaya başladım. Çünkü aslında ilk etapta araştırılması gereken yol o yönünü. Bir olaya gittiğinizde kalkıp da böyle zaten bir sürü şeyler bakmazsanız. Zaten bunun için vermişler dosyayı size. Aynen öyle. Yani bir anlamda al, sen farklı bir gözle bak, işte en basit yönüyle bak. Yani üçüncü sayfa haberiymiş evet. Gibi gör. Ve bunun üzerine bu kişinin kim olduğunu ettim falan öğrendik. Libya'daki ailesinin yerlerine ulaştık. Ve sonunda bu kişinin homoseksüel olduğunu, homoseksüel eğilimleri ne oldu ve homoseksüellerle
her geldiğinde orada görüşmeler yaptığını şeklinde bir bilgi aldık. İyi, tamam, güzel. Ama nereden bulacağız? Koca Beyoğlu. Beyoğlu'nda bir sürü işte travestilerin gittiği kulüpler ayrı, transseksüellerin gittiği kulüpler ayrı, gaylerinki, lübünyalarınki falan böyle ayrı ayrı tarzlar var. Şimdi bunları da öğrenmem gerekiyor. Öğreneceksin ki onlarla beraber bu adam gidiyor mu, geliyor mu? O zaman hocam böyle hani bilgisayar yok, şu yok, bu yok. Hani her şeyi bizzat gidip kapı kapı dolaşacaksın. Bu kimdir, bunu tanıyor musun falan diye bulman gerekiyor. Bir de o dünyayı da tanıman gerekiyor. O dünyayı eğer sana güvenmediği sürece sana bu bilgileri vermiyorlar. Yaklaşık 8 ay kadar burada işte travestilerin kulüplerinden tutun da işte lübünyaların, gaylerin ve farklı farklı isimleri vardı o zaman eğilimlere göre. Ben bunların de bunları hiç bilmiyordum. Kitapta bu ne falan diye. Şimdi diyor ki transseksüel, travesti, hadi biraz fikrimiz var da. Demiş ki, derken işte o başta bahsettiğim tarzlar 3'e 4'e çıktı. Eşcinseller, homoseksüeller, travestiler, transseksüeller, gayler, mantilaçolar, mintilaçolar, lübünyalar ve daha başka türlü kendi tabirleri, kendi dünyalarını konuştukları konularla beraber 8 ayım onlarla beraber birlikte bu kulüplerde geçti. Bu anlamda geçti. Da kültürünüz gelişmiş bu. İşte doğal olarak gerek, çünkü öğrenmek zorundasınız. Cinayet soruştururken bütün bunları bir bir soruşturacaksınız, öğreneceksiniz. Orada birçok insanı tanıyorsunuz. Onlar size yardımcı oluyor. Önce yardımcı olmuyor, sonra onun güvenini kazanıyorsunuz. Oradaki mekan sahiplerinin güvenini kazanıyorsunuz. Çünkü yaptığınız olay... Ama siz kimliğinizi bilmiyorlar onlar. Sadece mekan sahiplerinin bazıları biliyordu. Biliyordu. Hepsi bilmiyordu. Ama çünkü onların yardımı, desteğine... Nasıl, ne diye takılıyordunuz oraya? Oraya takılan bir sürü insanlar var. Yani siz oraya müşteri gibi mi gidiyordunuz? Ya, bazen müşteri gibi gidiyorsunuz, bazen de normal aslında işte direkt sahibiyle görüşmeye falan diye gidiyorsunuz. Ama o gittiğiniz dönem içerisinde onları tanıyorsunuz. Onlarla beraber işte buraya gelen kişilere işte resimlerini gösteriyorsunuz. Onlardan birilerinin size güvenmesini sağlıyorsunuz. Çünkü yaptığınız hani tüme varım... metodu yapamıyorsunuz. Çünkü elinizde bir şey yok ya. Ne var? Aslında genel bir bütünden sonuca ulaşmaya çalışıyorsunuz. Tümden gelim yapmaya çalışıyorsunuz. Doğal olarak benim 8 ay boyunca hayatım bir taraftan işte oradaki o kesimlerdeki insanları öğrenmek, tanımakla geçti. Bir taraftan da onların birçoğunun el yazısını almakla geçti. Bir şekilde adını, soyadını, adresini yazdırıyorsunuz. Onunla beraber bakıyorsunuz. Çünkü elinizde bir tek el yazısı var. O el yazısını tutan herhangi bir şey var mı falan derken o 8 ayın sonunda bu ilişkilerimizi öyle bir noktaya getirdik ki artık bir gün oradaki bir mekanda çalışan, her akşam biraz da bu konu seks işçiliğini yapan bir transseksüel şu bilgiyi sonunda bize verdi. Evet, sizin 6-7-8 aydır buralarda olduğunuzu biliyoruz. Artık ya bize acıdılar öyle diyelim ya da bir şekilde yani artık düşler. Her gün, her gün polis geliyor barlarına. Her gün polis geliyor çünkü rahatsız oluyorlar. Yani her gün işte cinayet masasından komiser burada ekibiyle geliyor. Ahlak bazen masasından ahlak, da geliyor. Onlar da geliyorlar, sıkıntı oluyorlar. Evet. Ya artık bizim yakamızdan düşsünler bir anlamda. Dediler ki valla böyle böyle evet biz bu adamı hatırlıyoruz. Çünkü her girişinde zaten bizim bu bara gelirdi. İşte çok güzel. Yeter ki bir delik bulduğunuz andan itibaren zaten o delikten sonrası istediğiniz gibi girersiniz. Evet, evet. Peki kim bunu? İşte burada şöyle bir transseksüel arkadaş var. O biliyor o akşam kimlerle beraber çıktığını. O nerede? Aradan bir sene geçmiş. Vallahi o işte Avrupa'da bilmem nereye gitti. Orada çalışıyor şu anda. Onu nasıl bulacağız peki, getireceğiz? O zaman işte böyle e-mail falan filan yok. Cep telefonu da yok hocam. Dediler vallahi kendisinin annesi bilmem nerede. Oradan annesinden bulursunuz be. Gittik, hakikaten annesi kadıncağız yaşıyor. Onun ağzından arkadaşları yine yardımcı oldular. Mektup yaz dedik ki anneniz rahatsız. Hemen şeye gelin, mektup attık. Mektup adresi var çalıştığı yerin. Gerçekten de atladı geldi. Geldiği zaman zaten kendisini aldık. O annesi rahatsız diye bekliyor. Ama biz kendisini böyle bir durumdan dolayı aldığımızı belirtince tabii o da rahatladı aslında annesinin. Rahatsız olmadığını öğrenince bir anlamda. Olayı sorduk. Sorduktan sonrasında evet hatırladı. Bu olayda işte iki tane arkadaş var dedi. Onlar Lübünyalardan dedi. Onlar çünkü biz onu daha yani önceden de tanıyoruz. Cehaletim varsa yani, Lübünya ne olur? Gay diyelim hocam. Evet. Yani erkek kılığındaki kişilere Lübünya olarak kendi işlerindeki tabiri o. Eğer kadın kılığındaysa o zaman travesti ya da transseksüel. Zaten transseksüel
cinsiyet değiştirmiş oluyor ama travesti halen erkek olduğu halde kadın kıyafetleri giyen. Diğeri de normal. Erkek görünümlü, erkek görünümlü ama cinsel evet, normal, yönelimi şey. Evet, cinsel yönelimi erkekler erkek, ama ama bunu aynı zamanda kendi aralarındaki tabirle lübünyo olarak geçiyor. O da o şekilde belirtti. İki tane genç arkadaş. Ay şimdi hazır sormuşken ama mantimintiler ne oluyor? Onları da söyleyeyim. O da yine kendi dünyanın içerisindeki o tabirler, jargonlardan birisi. Eğer işte bir gay ya da lübünyo birisiyle beraber olacaksa bunun için sadece kendini işte bir anlamda seks işçiliği yapan genç erkekler var. Bunlar aktif olan genç erkekler. Maalesef o zaman Taksim'de belirli bir parkın önünde bunlar sürekli dururdu o yıllar içerisinde. Bunların gençlerine minti, yani daha küçük genç olan, biraz daha yaşlı, işte bıyıklı, sakallı falan o tarz görünenlerine mantilaço gibi bu tarz tabirleri var. Ona göre çünkü tarzını belirliyorsunuz, tipini belirliyorsunuz. Kimlerle beraber daha çok görüşüyor falan. Bu da öldürülen kişi de mintilerle daha fazla beraber olurmuş. Yani daha genç görünümlerle beraber olurmuş. Bu iki tane arkadaş da onlarla beraber tanışıyor, anlaşıyorlar. Beraber otele çıkıyorlar. Ama odada o sırada aralarına bir anlaşmazlık oluyor para nedeniyle. Her neyse onu orada bir kavga ediyorlar ve adamı orada boğuyorlar. Boğduktan sonrasında da makası da üzerine çok kızmışlar, sinirlenmişler. Kafaları da iyi biraz daha doğrusu. Beraber içmişler çünkü öncesinde barda. Adamı öldürüyorlar. Saatini alıyorlar. Öldüren mintilaço mu? Öldüren o iki tane, o da onlar da gay. Onların iki tanesiyle beraber görüştüğü kişiler. Öldürdükten sonrasında saatini almışlar. İşte efendim diğer parasını marasını falan da almışlar. Ayrılmışlar. Şimdi buraya kadar tamam ama o günden sonrasında zaten aradan geçmiş bir sene, bir buçuk sene falan çocuklarla ilk konuştuğumuzda şöyle dedi. Ya biz bunu biz bile unuttuk çoktan. Hani konu ortaya çıkmayınca biz bile kendimiz unutmuştuk. Bu olayın çözüleceğini düşünmüyorduk zaten. Ama hala saatini evinde tutuyor. Satamamış saati. Evinde duruyordu çocuğu yapmış olduğumuz araştırmada. Hemen ilk işimiz onlara el yazılarını almak oldu. Hiçbir şey sormadan. Onlar bizi ilk aldığımızda, o akşam saati almıştık ki onları belirlediğimizde, ilk el yazılarını aldık kendilerinin. Zaten bir tanesi el yazısı hemen anında kendini gösterdi, onun olduğu ortaya çıktı. Sonra konuyu zaten itiraf ettiler, delillendirmelerimizi yaptık. Olayı böylece çözmüş olduk. Böylece casusluk cinayeti değil, aslında homoseksüel bir ilişki ya da şöyle söyleyeyim, homoseksüel ilişkiden çok aslında tam bir şey ilişkisi. Seks işçiliğinin ve karşılığındaki olan bir husumet diyelim, işte parasal yönde anlaşamıyorlar. Bu tarz konuları zaman zaman maalesef karşılaşıyoruz. Düşünün, iki ülke arasında siyasi krize neden olan bir cinayet ama gelin görün ki öyle bir adi vaka. Evet, o yıllarda çünkü şunlar çok yaşanmıştı. İşte Libya'dan bir sürü notalar geldi. Şunlar bunlar orada casus diye öldürdünüz ya da sizin adamınız gibi. Sonra neyse özürler falan filan dilendiğini hatırlıyorum daha sonrasında. Tabi bu yaşadığımız 8 ay farklı bir deneyimdi. O 8 ay boyunca oradaki farklı bir camiayı görüp onları öğrenmek, etmek, oradaki benim için de çok farklı tecrübelerdi. O tecrübelerim yıllar sonraki homoseksüel cinayetlerinde de benim çok işime yaradı. Çünkü her yıl birkaç tane maalesef buna benzer tarzda cinayet olayları meydana gelirdi. Özellikle o belirtmiş olduğum parkın etrafında işte o laço dediğim kişileri alır. Ve Avrupa'da çok bilinen de bir pazar. Çok enteresan. Avrupa'da işte bilmem ne dergilerinde yazar. İşte oraya gidince falan yerdeki şu pazarın oradan. Meşhur. Evet, aynen de öyleydi o dönemlerde. Enteresan. Ve her yılda birkaç tane cinayetimiz oldu. Şu anda var mı o pazar? Şu anda kalmadı çünkü değişti bu oralar. Taksim bölgesi. Peki onun yerini başka bir tophane dedi. Artık bu yok. Yok. Hocam yerini öğren. Zannetmiyorum ama şu anda o şeyi değiştiğini biliyorum. Yani Taksim'de böyle bir konu yok Beyoğlu'nda şu anda. Adres değil. Ay hocam. Şimdi bazı az önce sorgu ile ilgili olarak anlattınız ya, doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular diye. Şu doğru mudur mesela? Katil cinayetin işlendiği yere böyle sürekli gider. Var mıdır böyle bir psikoloji?
Tabii o kan çeker diye söylenen şimdi kişide... Halk arasında kan çeker derler kan çeker, de. Bu merak duygusu oluyor evet. Kişide. En yani temel noktası. En önemli bir duygu. Şimdi orada kişi hayatındaki çok önemli bir duygu parçasını orada bırakmış oluyor. Yani bir belirsizlik var böyle bir durumda. Yani o kendisi hayatıyla ilgili çok önemli bir konu. Böyle bir durumda ciddi, şiddetli bir merak duygusu ortaya çıkıyor. O merak duygusu onu bir şekilde bir müddet uzaklaşsa da bir müddet sonra takıntı haline geliyor kişide o. Obsesyon haline geliyor. Ne oldu? Çünkü onunla ilgili hayatının yönü değişecek. Anlama şeyi içerisine giriyor. Peki bu zaten bu tarz cinayet işleyen kişiler kişilik olarak çok güçlü olmadıkları için yani çok kontrollü olmadıkları için bir o dönemde yani bir noktadan sonra kontrol sorununu kontrolü kaybediyorlar ve etkici davranışlarını akıllı davranış yerine değil duygu odaklı davranış haline dönüştürüyorlar. Hmm. Yani bu cinayetlerde bu tarz şeyde zaten bağlanma cinayetleri vardır. Yani kişi bağlanmayla ilgili yani özellikle böyle yani bağlanma nesnesi olarak gördüğü kişi onu kaybetmeyle ilgili o eczacının örneği gibi yani sevdiği halde bağlandığı halde yani onu bağlandığı kişiyi uzvu gibi görüyor. Kolu, bacağı gibi görüyor. Yani ona her istediğine evet demesini bekliyor. Eğer evet demezse nasıl insan bir saçını kesiyor, uzvunu gerekiyorsa bu bana ait istediğimi yaparım diyor. Ona bu bana ait istediğimi yaparım diye hakkı gibi görmeye başlıyor kendisini. Bu cinayet oluyor. Bir diğer de burada yaralanma, narsistik yaralanma dediğimiz yaralanma yaşanıyor. Yani narsistik yaralanma yani hem intiharda hem cinayette çok görünmeyen bir neden. Narsistik. Yani geçti şöyle 5 sene kadar önce bir Amerika'da bir deniz kuvvetleri komutanı intihar etti. Deniz kuvvetleri komutanı emekli oldu, intihar etti. Sebebi de bir yolsuzluğa adı karışıyor. Onun üzerine bütün madalyalar alınıyor, brevleri alınıyor. Alındıktan sonra benim artık yaşam sebebim ortadan kalktı. Yani onurumla yaşayamayacağım artık. Yaşamasam daha iyi diye. Yani onurunu yaşam sebebi gibi görüyor kişi. Yani böyle bir durumda çok sevdiği bir kimse, yani egosunun en büyük parçası. O kimse, sevdiği kimse. Onu o yoksa ben zaten yokum diyor. Ve rahatlıkla onu öldürebiliyor, hatta kendisini öldürebiliyor. Yani burada duygusal olarak yani egosunun, yani kişiliğinin en büyük parçası haline getirmiş oluyor. Narsistik yaralanma deniyor. Hmm. O narsistik yaralanmada kişi ego tatmini ile ilgili bir sorun ortaya çıkıyor. Yani bunu onu yapmanın bir yolu ortaya çıkıyor. Yani bu bir zevk alma anlamında değil, yaşam sebebinin ortasından kalkması anlamında. Bu da cinayetlerde ya da intiharlarda farkında olmayan, yani hiç beklemediğiniz bir kimse silah almış, intihar etmiş. Mesela çok şey kişilerde vardır o. Bakıyorsunuz bir araştırıyorsunuz hakkında bir yolsuzluk soruşturması çıkmış. Yani ondan belki bir şey çıkacak yani bir şey olmaz diye girdiği bir sorun çıkacak. Bununla yaşamayayım diyebiliyor kişi. Bir de şu vakalar çok fazla karşımıza çıkar. Cinnet getirdi, kendini öldürdü ama sadece kendini öldürmüyor. Kitapta siz de öyle bir hikayeden bahsetmişsiniz. Karısı, çocukları, dünürleri, damadı tam 6 ceset var. Evet. Ve yani öyle bir olay ki işte aile arasında bir tartışma falan. Adam son derece mülayim o saate kadar. Evet, evet, yani ama birdenbire geliyor ve evdeki herkesi öldürüyor. Bu cinnet anı çok acayip geliyor bana. Yani cinnet anına ilgili çok cinayet olayına baktım. Cinnet anı bilmiyorsunuz çünkü yani. Ama cinnetle yapılmış olan adı cinnet her neyse hocamız belki daha iyi açıklayacaktır ama cinnet sonucunda işte özellikle birçok kişiyi öldürmüş daha sonra kendine zarar vermiş, öldürmüş olayları çok fazla rastlıyoruz. Her yılda 3-5 tane de zaten duyarız buna benzer. Kitaptaki anlattığım konuda bütün aile bireylerinin hepsini öldürdükten sonra gittiğimizde kapının önüne oturmuş sigara içiyordu. Hala şok vaziyetteydi. Çok mülayim bir insan. İşte 60-65 yaşlarında. Kızı ve damadı. Damadının ailesi. Hep beraber bir aralarındaki tartışma.
hani kızıyla oğlunu, damadı tekrar bir araya getirme ile ilgili bir tartışma yani var. Yani her ailede bir olabilecek anda, bir tartışma. Olabilecek şey yukarı çıkıyor, oluyor autopeni, otomatik autopeni. Hepsini orada bir bir hepsini öldürdükten sonrasında geliyor kapının önünde oturuyor. Ve kendisine zarar vermiş, belki de kurşunu bitti, ondan zarar veremedi. Çünkü birçoğunda şeyle sonuçlanıyor, bunun kadar kendini zarar verdikten sonra kendini de öldürüyor. Genelde görülen konulardan birisi. Ama o cinnet geçirdiği anın açıklaması ya da analizi nedir, onu hakikaten bilmek çok zor. Bir de galiba, her şeyi hatırlıyorlarmış sonrasında anlattıklarında ama o... Hani, o anı hatırlamıyor. O anla ilgili bilgi veremiyorlar. İşte yani o şey, dakika mı, saniye mi? Dissosiye oluyor dediğimiz durum oluyor. Yani kişi o anda tamamen farklı bir algıya oturtuyor giriyor. Kendisini. Ona giriyor. Yani bu özellikle böyle öfke anında şeydir. Yani kişi yani hatta ona geçici psikoz olarak kabul edilir. Hı-hı. Geçici bir psikoz yani. Yani o öfke anında, çünkü beynin çocukluğundan beri öğrendiği, beynin ön bölgesi frontal bölge var. O bölge kaptan köşküdür. Vücudun, zihnin, beynin kaptan köşküdür. Orası devre dışı çıkıyor. Bir gemi düşün, kaptan köşkü çalışmadığı zaman ne olur? Tamam, içgüdüler, yani rastgele şeylerle yönetilir. Yani bu kişiler de mesela uyuşturucular da bunu yapıyor. Yani kişinin kontrol duygusuyla ilgili yönetici direksiyondaki kişinin kontrolü ortadan kalkıyor. Böyle bir durumda kişi bütün bastırdığı duyguları, öfkeleri, korkuları, her şey ortaya çıkıyor. Yani bunu yapabilmesi için genellikle bu kişilerde bir böyle toplu öldürme olaylarında bir paranoya çıkıyor ortaya. Paranoya. Yani toplu onu öldürüyor. Yani tehlikede olarak görüyor kendisini. Onları da tehlike olarak görüyor, tehdit altında görüyor. Onlarla birlikte ben de ölüyorum ve bu konu kapansın tarzında. Başka çare yok tarzında. Herkes kurtulsun diye düşünüyor. Şöyle herkesin genelde yanlış da değerlendirilen bir konu vardı. Onu da burada düzeltmek gerekiyor. Şimdi hani diyoruz ya hocam, o cinnet anı aslında çok anormal bir an. Neyse adı, her yani, neyse. Psikoz. Ama anormal anda o giden konu cezai ehliyetini de ortadan kaldırmıyor. Ha, kaldırmıyor. Yani işte bir şizofrende diyoruz ki mesela işte bir şizofren vakasıdır. Bundan dolayı işte beyinde oluşan birçok sebeplerin açıklaması, bir kronik bir hastalığı var zaten. O hastalık nedeniyle böyle bir olayı ama orada o cinnet getirmiş olan kişinin... Hafifletici neden olabiliyor. Hafifletici sebepler olabilir. Çünkü hani ama cezai ehliyeti ortadan kaldırmıyor. Hani mesela tahrik varsa... Tabii. Tahriklerde çok olur o. Aynen öyle. Tahriklerde yani kişi normal suç işlemeyecek normalde. Kişi tahrik edilir, suç işletilir ona. Yani işletilir. Yani ağır tahrik denir, 3/2'ye kadar ceza düşebiliyor. Doğru söylüyorsunuz hocam da sadece orada özellikle altını çizmek istediğim konu, ya cinnet geçirmiş adam ne yaptığını bilmiyoruz zaten. Hayır, böyle bir konu yok. Yani hukuken normal, evet, geçirmemiş olabilir. O kişinin cezai ehliyetini ortadan kaldıran bir durum ama değildir. Ama psikiyatrik hastalığı yoksa. Tabii yoksa. Eğer varsa, onun üzerinde geçirdiyse insan, o zaman hastalıkla bağlantı kurulabilir. Çünkü cinnet geçirerek hepimiz o andan çok normal bir insan, bir anda o şartlar ve durum oluştuysa, ağır tahrik diyebiliriz adına, başka bir şey diyebiliriz, o anda her şeyi yapabilir. Bunun yapıldığını gördük. Yani kişi bir anda bütün ailesinin, çocukların hepsini işte alıyor, aşağı atıyor. Sonra kendisi intihar ediyor. Mesela madde, alkol etkisiyle yani... de yapıyor. Eskiden Türkçe zaten 48. maddesiydi. İhtiyari sarhoşluk diye geçiyor. Kendi isteğiyle sarhoş olup suç işlerse, evet, yani sorumlu oluyor. Sorumlu bir arttırıcı özelliği de var. Artırıcı. Yine kitaptaki hikayelerden bir tanesi, artık nasıl bir psikolojik hale giriyorsa, içerideki 6 aylık bebeği de öldürmüş ki şey olmasın diye. O çok çok enteresandı yani, hocam o. Kendisi hakkında, gerçi ne konuşacak yani, 6 aylık bebek Allah aşkına, olaya şahit oldu diye şimdi, bebeği de öldürmüş şimdi mesela. Şimdi 6 aylık bir bebeği öldüren hani kişi aslında amacı sadece evdeki kendi baldızını öldürmek, çünkü bileziklerini alacak. Fakat bebeğin o sırada hani öyle bir psikoloza giriyor ki bebeğin, 6 aylık bebeğin kundaktaki bağırışları, işte o bile ağlıyor olması rahatsız ediyor. Onu rahatsız ediyor. Peki diyoruz ki işte olayı çıkardık ortaya, işte faili meçhul bir olaydı. Olayı araştırıp ortaya çıkardığımızda vermiş olduğu cevap şuydu hocam.
Günün beni tanıyabileceğinden korktum diyor günün birinde diyor. Ya 6 aylık bebek seni nasıl tanır? Nasıl şahit? Hayır, o anda onu düşünmüyor. Bunu birkaç olayda da gördük. Yani işte hırsızlık olayları diye girmiş içeriye. O sırada ev sahibi kadın kalkmış, onu öldürmüş. O sırada da 2 yaşında bir çocuk orada kalkmış işte bağırışlara. O çocuğu da öldürmüş. 1 ya da 2 yaşında. Hiç hayatında görmemiş. Hasta hırsız. Yani o evdeki insanları tanımıyor zaten. Ama oradaki o psikolojiyle o anda... Yani insanın içinde bir canavar var. Ya. Var. Yani o anda nasıl çıktığı belli olmuyor. En masum insan bile içerisinde bir canavar var. Yani o canavar zaten bir kişide böyle öz bilinç ve öz yönetim eğitimi veriliyor. Duygusal zeka eğitimlerinde. Öz bilinçte kendini tanıması, öz yönetimde kendini yönetebilmesi. Kişi bunu yaparken yani kişide kendi kişiliğinin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini fark edebilmesi. Daha sonra zayıf yönlerini yok sayarak bir insan büyüyorsa ki bunlar genellikle yani egosu yüksek kişilerde oluyor. Ve bu kişiler suçlularda antisosyallerin en büyük özellikleri son derece ben merkezci olmaları. O narsizm konusu çok kuvvetli tabii, değil mi hocam? Çok kuvvetli. Yani çok kuvvetli. Bütün suç işleyenlerde dünyanın kendilerini dünyanın merkezine alıyorlar. Evet. Yani ben ve diğerleri olarak görüyorlar. Yani diğer insanları karınca, böcek gibi görüyorlar. Ve o anda onu önündeki bir engel olarak görüyor. Bir çocuk olarak görmüyor. Bir insan olarak görmüyor. Yani benim bir hedefim var, ona ulaşmak için bir engeldir bu diyor. Bu engeli aşmak olarak görüyor. Dünyada seri katillerin 2 tane net ortak özelliği var. Bütün seri katillerin araştırması yapılıyor. Birçok farklı durumuna göre özellikleri var belki ama iki ortak özellik hepsinde gözüküyor. Gerçek seri katil olarak tanımlanmış olanlarda. Bir tanesi narsistlik, yüksek derecede bir narsistlik ve empati yoksunluğu, hiçbir empati olmaması. Suça beceriklilik bu. Antisosyal kişilik özellikleri. Yani, bir suçluluk, pişmanlık duymazlar. Empati kursa vicdan yapacak evet, tabii. Teflon adam diye geçiyor. Teflon adam. Bilmiyorum duydunuz mu? Teflon. Duymamıştım. Şimdi şeyden bu İngiltere'de bir polis müdürü kendisine 9-10 yaştan 2 tane kız çocuğun geçici velayeti veriliyor. Bir annesi babası olmadığı için. Bu çocukları alıyor ve ikisinin de pornografik görüntülerini alıyor. İnternete veriyor bunu. Onunla ya da bir ticari olarak bunu kullanıyor. Ondan sonra tespit ediyor, yakalıyor. Sonra ceza büyük bir toplumda öfke var. Mahkemeye çıkıyor. Mahkemede hiç rahatsızlık duymuyor. Ne yüzü kızarıyor, ne suçluluk var, ne pişmanlık. Yani herkese acı çekmiş ama kendisi hiçbir acı çekmiyor, evet. Hissetmiyor. Bir araştırılıyor ki hanım beyefendi birisi, kravatlı, efendi görünüşlü birisi. Fakat teflon adam diyor basın ona. Teflon diyor çünkü başkasını yakıyor, kendisi yanmıyor. Böyle birisi. Narsizmin tipik özelliğidir. Evet. Özellikle entelektüel narsistler, kravatlı antisosyallerdir bunlar. Çok gayet enteresan. Şeydir böyle. Yani toplum içerisinde çok da vardır, şey toplum gözükür. Içerisinde, yani saygı değer bir görüntüsü vardır. Ama son derece kendi çıkarı için rahatlıkla küçük bir çıkarı için mesela Neron öyle. Neron bir yumurtası pişsin diye kasaba yakmış. Hitler'i hep sadist derler. Halbuki Hitler narsizmin kralıydı. Hitler. Yani Hitler'in en büyük özelliği mesela müzikle, sanatla ilgilenmiş. Fakat annesi öyle bir anne ki onu çok özel büyütmüş. Sen dünyanın en iyi insanısın, en büyüsün diye yetiştirmiş ama çok disiplinli, çok çalışkan, prensipleri var, birçok şey. Fakat kutsal egosu. Yani kendi egosu için daha sonra onu Alman ırkını ağrı ırk yaparak bütün Alman ırkını üstün ırk, Alman ırk yani mesela şeyleri Fransızlara zencileşmekte olan ırk diyor. Yahudilere mantar ırk, parazit ırk diyor. Paraziti ne yapar insan bahçesinde varsa yok eder. Öyle görüyor. Türklere, Japonlara kültür taşıyıcılar diyor. Ve bunları yok edebilir diye ideoloji oluşturuyor. Nazizm ideolojisinde sosyal Darwinizm'den etkilenmiş. Yani tesadüfi varoluş, güçlü olanın ayakta kalması, yaşam bir mücadeledir, doğal ayıklanma var diyerek yani biz dünyaya hakim olmamız için saldırmamız gerekir diyerek
ideolojisini oluşturuyor ve yaşam bir mücadeledir ama kendini de öldürdü. Yani sonuçta tabii narsistik yaralanma olduğu için intihar etti. Tabii başarısız. Evet. Çünkü başarısızlığa dayanamaz narsistler. En yakın arkadaşı işte Göbels, o da onun intiharından sonra o da galiba 6 çocuğunu öldürdü ve kendi intihar etti. Yani onlar tabii, tam vaka. Çok az vaktimiz kaldı. O yüzden bazı cinayet vakaları artık bir başka programa kalacak mecburen. Ama seyircimizin de çok merak ettiği bir iki hususu hemen hızlıca soracağım. Bu cinayet masasına polisler özel mi yetiştiriliyor? Şu var, cinayet masası bir uzmanlık alanı olan konularda ama işte cinayet masası, olay yeri inceleme, işte narkotik şube falan filan gibi ayrı ayrı uzmanlık polis birimleri vardır. Olması beklenen konu tabii ki belirli yıllar artık normal polislik birimde çalıştıktan sonrasında oraya uygun olan kişilerin oraya alınıp orada yetiştirilmesiyle ortaya çıkar. Yani bir anda hemen başlamazsınız. Fakat benim başlangıç hikayemde böyle olmamıştı. İşte okulda o yıllar polis akademisinden mezun olduğumuzda bizim 10 kişi birden cinayet masasına alındı. Bir sene içerisinde 1-2 kişi kalacak aranızda dendi. Bir sene sonra hakikaten biz 2 kişi kaldık daha sonrasında. Bir de sonrasında. Yazık şöyle anlatmış kitapta, hani köpekler böyleyken, yani sizin benzetmeniz tabii, yanlış anlamayın lütfen de teşbihte hata olmaz, diyor ki öyle bir beklerdi ki diyor, hani sahibi dışarı çıkarsın diye köpek bekler ya diyor. Bizi de aman bir cinayet olsun hocam, da peşinden gidelim diye. Hakikaten çünkü götürdüğümüz dediler ki daha okuldan mezun olmuşsunuz, komiser yardımcısınız, böyle canlar içiniz kaynıyor, gidip işte cinayet masasına gitmişsiniz. Türkiye'nin en güzel yeri işte bir okul. Cinayet masası, İstanbul cinayet masası tam bir okuldur. Çünkü en çok diyor Türkiye'de cinayet burada olur. Doğal olarak da en çok tecrübeyi burada kazanıyorsunuz bir okul olarak. Oraya gittiğimizde dediler ki 6 ay boyunca burada oturacaksınız. Sadece dosyaları tozunu yutacaksınız. Dosya karıştıracaksınız. Ya kaç ay oldu, biz hala bir ceset göremedik ki. Her gün cinayet oluyor İstanbul'da. O kadar çok isterdik ki bir ekiple beraber gidelim, onlarla beraber bizi yanında götürsünler. Bir cinayeti görelim, edelim onlarla beraber. Aynı orada bir tabir kullanmıştım. Sonunda ilk cinayetime de öyle gittim. İşte bir amirimizi aldı götürdü ve hayatımın ilk cinayetini, cesedini orada karşı karşıya kaldık. Bu ceset insanı ilk gördüğü zaman çok korkutan bir şey değil mi? Şimdi normal şartlarda korkutan bir şey olabilir ama benim için soruyorsanız beni korkutan bir şey olmadı. Çünkü ona zaten kendimi öyle hazırlamıştım ki ben cinayet bürosunda çalışmak istediğimi 13 yaşında karar vermiştim. 13 yaşında kariyerime başladığımı düşünürüm o yüzden. Onu olgu olarak görüyorsunuz. Tabii yani 13 yaşında niye? O zaman hocam hatırlarsanız tabii. Komiser Colombo vardı siyah beyaz dönemlerde. Baretta vardı falan filan. O yıllarda karar vermiş. Günün birinde cinayet masası dedektifi olacağım. Allah nasip etti bir şekilde o kolej, akademi falan ilk mesleğimde, ilk başlamamda şeyle oldu, İstanbul Cinayet Bürosu'yla. Ve ilk cesete gittiğimde ki Sarıyer'de, Belgrad ormanlarında yaklaşık 10 gün önce öldürülmüş, Ağustos ayında tamamen işte sineklerden geçilmeyen üstü, işte ceset sineklerinden geçilmeyen bir kadının, bir yine oradaki bir seks işçisini öldürülmüş bir kadının cesediydi. Yani kurtlanmıştı değil mi? Kurtlanmıştı ama kurtlanmış, sonra zaten bir sürü binlerce sinek falan olan. İlk cesedim o kadar tamamen farklı bir cinayet olayıydı. Çözmek belki çok zor olmadı ama o sahneyi hiç unutmadım. Şimdi bu sahneye dair iki sorum olacak size. Böyle hızlı hızlı anlatırsanız tabii çok sevinirim. Çok az vaktim kaldı. Bir, kurtlanmıştı dediniz ve ceset sineklerinden bahsettiniz. Hı-hı. Ceset sineği nedir? Bir bunu anlatın. Bir de ceset kokusu denir ya hep. Bu nasıl bir koku? Ya tabii bunu tarif etmek inanın kokudan başlayayım isterseniz zor bir koku. Çünkü insanların artık tabii tıbbi açıklamasını yapamam belki ama işte insanın vücudundaki yağ ve kas oranlarının yağın çıkartmış olduğu zaman içerisinde oluşan bakterisel değişimler ya da kendini yok etmesinin çıkartmış olduğu koku normal bir işte hayvan ölüsünün ya da hayvan leşinin kokusundan çok farklı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok daha ağır, belki insan yağının özelliğinden kaynaklanabilir bu. Bundan dolayı bir insanına ait olan cesede yani kokuyu her yerde tanırım. Yıllar içerisinde de bu tanıdık tabii ki. Vücudum alıştı, burnum alıştı. Bir ortamda bir insana ait olan bir ceset kokusu varsa size tanır mısınız? Onu, vücudumda bir reaksiyon olur ama işte atıyorum bir hayvan ölmüştür. Onun cesedinin kokusu beni çok fazla etkilemez. Aynı ama değil. Aynı değildir. Farklı. Yani insan cesedinin kokusunu
yıllar içerisinde o 9 sene boyunca çok çok iyi anladık. Bu şey kokusu gibi de değil işte otopsiye gidersiniz hocam, otopside ortamında formaldehit kokusu orada tamamen o ilacın bir kokusu vardır. O ceset kokusu değildir. Onun dışında bir olay. Çünkü bulunduğu ortama göre işte yaz, kış ya da soğuk ortamda, sıcak ortamda, kapalı yerde, açık alanda bunlara göre kokunun tarzı ve derecesi de değişir. Ve tamamen üzerinize sinebilir. Çoğu zaman eşim beni eve almazdı. Kapıda soyardı. İşte işten geliyorsunuz. O gün iki tane cinayete gitmişsin. Belki eski yer cesetlerse bunlar o koku tamamen üzerinize sinmiştir. Kapıda soyar eder her şekli. Ondan sonra evine girersiniz, banyonuzu yaparsınız. Normal bir insan haline gelirsiniz. Birçok polis onunla memuru beraber da getirmiş olursunuz. Öyle yazmış kitabında. Birçok polis memuru da sırf o kokuyu bastırabilmek için sigara içiyor demiş. Nasıl rahatsız edici ilk o hadisedeydi aslında. Az önce bahsetmiş olduğum konudaydı. Gittik hocam. Daha çok yeniyim. Hayatımda ceset incelemedim. Hiçbir şey yapmadım. Ve orada baktım ki abilerimiz var, büyüklerimiz falan filan var. Siz nasıl duruyorsunuz? Ya kolonyayı koklayacaksın burada çünkü saatlerini geçecek orada ya da sigara içeceksin. Şimdi kolonya kokluyorsunuz, kafayı buluyorsunuz. Nasıl yapacaksınız? Ben de ilk sigarayı orada başladım ve sonra sigara içme cesetlerle örtüştü bende bir anlamda. Cesetlerin olduğu ortamda. Bu mesleğe nereden girdim dediğiniz oldu mu? Olmadı hocam. Olmadı. Yok, seviyor, yani çok seviyor. 13 yaşında karar verdiğim bir olay. O yüzden de her anını, her noktasını tabii çok severek yaşadım ve ondan peki sonra bu, mesela daha sonra günlerce o olayı aklınıza atamadınız. Hiç olmadı. Olmadı. Yani bugüne olay kadar bitirip işte başka binlerce bir cinayet olayına baktım. 2000 üzerindedir. Hani intiharlar, şüpheli ölümle falan filan. Anlattığım olaylar daha birçok daha var belki. Benim hayatımda sadece profesyonel sınırlarım içinde kaldı. Ama mesela sevgiliyken Özlem Hanım'la, eşiyle sevgiliyken mesela çay bahçesinde buluşuyorlarmış. O zaman gencecik bir kız Özlem Hanım ve ona sürekli cinayetlerden bahsediyormuş. diyor ki onunla sosyal hayatı. Ama ne ilginç değil mi? Yani karşınızda bir işte komiser size böyle ilginç cinayetler anlatıyor. Sizi daha bir böyle karizmatik kılmıştır. Eşinize de buradan bir selam gönderelim. Çok çünkü cefa çekmiş sizinle birlikte. Onun da ilginç hikayeleri var. Neredeyse bir programlık daha cinayet kaldı elimizde kitapta. Şu ceset sineği meselesi havada kalmasın. Kısaca onu da anlatalım. Şöyle anlatayım. Tabii bu ceset sineğini zaman zaman insanlar bu ceset sineği bildiğimiz aslında sinek türü, kara sinek türlerinden birisi. Biraz daha yeşil ve mavimsidir üst tarafı. Ceset senetleri bizim için çok önemlidir. Çünkü ceset sinekleri bir insan cesedinin ya da bir leşin kilometrelerce öteden onun kokusunu duyabiliyor. Kokusunu algılıyor, direkt olarak gidiyor oraya ve oraya hemen lavralarını bırakıyor. Çünkü kendi hayat döngüsünü tamamlayacak. Sadece leşlere gidiyor. Leşlerden almış olduğu işte besini ya da bakterilerle beraber lavralarını da oraya bırakıyor. Bizim için önemli olan kısım bu adli entomoloji denilen bölümümüz vardır. Yani entomoloji böcek biliminin adli olaylarda kullanılmasıyla ilgili olan bir konudur. Olay yeri incelemelerde hassasiyet gösterir. Orada cesetin, özellikle uzun süre kalan cesetlerin kaç gün önce ya da kaç saat önce öldürüldüğünü ona göre tespit edersiniz. Çünkü çünkü o lavraların gelişim sürecine göre ve orada bırakmış olduğu ize ve yumurtaların yapısına göre işte atıyorum 17 gün öncesinde burada bu kişi öldürülmüş. Çünkü 17 gün öncesinde sinek hemen gitti. Öldüğü andan itibaren o kokuyu alıyor, gidiyor, bırakıyor. Çok acayip hayat. Bunun gibi bunları kullanabiliyorsunuz. Çok cinayet kaldı geride ve hala da yenileri işleniyor ve maalesef hayatımızı da meşgul ediyor. Birçok kimsenin uykusunu kaçırdık bu gece. Bu gece aynen öyle oldu. Bir başka programda devamını yapalım ve okumak isteyenler kitap budur sevgili seyirciler. Cinayet Sohbetleri gerçekten etkileyici ve Onur Akan'ın da tabii emeğinin de burada altını çizerek Mesut Bey'e çok güzel sorular sormuş ve hikayeleri daha da açmasını sağlamış. Bu sohbetleri sağlamış. Ateşleyen insandır. Kesinlikle. Beni bu konuda bu sohbetleri başlatan insandır. Sevgili hocamız Nevzat Tarhan'ın tabii çok kitabı var ama biz bu gece bunu tavsiye edelim. Biz daha önce toplum psikolojisi aslında şiddetle ilgili. Tamam. Bunu da söyleyelim. Nevzat Hoca'nın çok takipçisi var. Bu kitap da ilginç. Hakikaten annesini öldüren kızı öğrenciden tutun da işte evini terk eden karısını, ailenin diğer üyelerini katleden genç koca, anne baba hayatlarına son veren kadın. Yani ölüme dair ve insan psikolojisine dair merak ediyorsanız işte burada. Ebru Yücel'le Öteki Gündemi hazırlıyoruz. Emeğe geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim. İyi uykular, hoşçakalın.
Thank you.